Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan, Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.00'ı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içerisinde olduğu gibi biliyorsunuz gündeme dair soru ve görüşleriniz için 0212 363 04 34 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Şöyle günün öne çıkan bir başlıklarına bakalım isterseniz. Özlediğimiz, uzun süredir beklediğimiz Süper Ligimiz başladı. Maçlarda taraftarı özlemişiz. Tribün desteğini takımlarımız özlemiş. İzleyenler açısından çok önemli olduğunu bir kez daha gördük. O tribün desteğinin, o statların %50 kapasiteyle dolu olmasının bile ne kadar güzel olduğunu bir kez daha gördük. İlk hafta maçları da bugün itibariyle 3 maç daha var ama ilk hafta maçlarının sonuçlarına ve programlarına şöyle bir birazdan göz atalım istiyorum. İsterseniz hatta atalım. Hatta şeyi de çıkarayım bir yandan da. Maç programlarına bir bakalım. Bugünün maçlarına birazdan tek tek söylemek istiyorum. Biliyorsunuz şampiyon cuma günü oynadı. Beşiktaş Çaykur Rizespor'u 3-0'la geçti. Cumartesi günü Baba Karşı Fatih Karagümrük Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-2 yendi. Altay Yukatel Kayseri Spor'u 3-0 yendi. Atakaş Hatay Spor'la Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa'da biliyorsunuz hocasıyla teknik direktörler yollarını ayırdı. Medipol Başakşehir kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildi. Forfort Avantayla Spor ve Göztepe 1-1 berabere kaldılar. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı benim de çok merakla beklediğim bir maçtı. Çünkü hakikaten Süper Lig'de inanılmaz transferler yaptı Adana Demirspor. Ve Fenerbahçe'nin maçını ben merak ediyorum. Fenerbahçe deplasmanda 1-0 kazandı. Bugünün programına baktığımız zaman saat 19.15'te 2 tane maç gözüküyor. Öznur Kablo Yeni Malatya Trabzonspor maçı gözüküyor. Aynı zamanda Demir Grup Sivas Spor İttifak Holding Konya Spor maçı gözüküyor. 21.45'te de ligin yeni takımı Giresunspor'la Galatasaray mücadele edeceğini söyleyebiliriz. Evet, Fenerbahçe mesut eden bir açılışta sezonu 3 puanla girdi. Tabii ki Mesut Özil 546 gün sonra fileleri havalandırdı. En son Premier Lig'de Newcastle United'ı Arsenal'in 4-0 mağlup ettiği müsabakada gol sevinci yaşamıştı. Sarı lacivert takıma çıktığı da 12. karşılaşmada ilk golünü kaydetti. Hem Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz? Adana Demirspor'u nasıl buldunuz? Tabii ki sisteme baktığınız zaman üçlü defansla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bir de Ozan Tufan'la ilgili, biliyorsunuz Ozan Tufan'la ilgili büyük bir düşüş yaşanıyor. Ozan'ın bu düşüşünü neye bağlıyorsunuz? Acaba yurt dışından gelen transfer teklifleri mi? Yoksa hocanın sisteminde çok fazla düşünmemesi mi? Ozan Tufan size satılmalı mı, satılmamalı mı tarzı bir soru sormak istiyorum. Bu akşam biliyorsunuz Giresunspor'la oynayacak olan Galatasaray maç kadrosu da belli oldu. Falcao, Sisal Davo ve Nelson yeni transferde takıma dahil oldu. Demin de söylemiş olduğum gibi UEFA Pro lisans olmayanların Süper Lig'de sağ kendi olması yasaklandı biliyorsunuz. Bu TFF talimatnamesi değiştirince teknik direktör diploması olmayan Şenol Can Kasımpaşa'dan ayrılmak zorunda kaldı. Yavaş yavaş da böyle ayrılıkları göreceğiz gibi gözüküyor. Medipol Başakşehir'in başarılı kalecisi Mert Günok'la Beşiktaş anlaşma sağladı. Bundan sonra Mert Günok'u zaten Beşiktaş forması altında göreceğiz. Beşiktaş biliyorsunuz Batshuayi'yi transfer etti. Bu da bu hafta içerisinde gelecek, imzayı atacak. En son çıktığı maçta da biliyorsunuz 5 gol attı. Chelsea ile çıkmış olduğu Weimort maçında 13-0'lık bir skorla maç bitti. Bunun 5 golünde Batshuayi kaydetti. İsterseniz ilk dinleyicimizi alalım. Yavaş yavaş da programımıza girelim. Günaydın. Aygün Bey günaydın. Selamlar, Muğla'dan Yusuf ben. Nasılsınız Yusuf Bey? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok mersi. Buyurun Yusuf Bey. Öncelikle ben geçen haftadan başlayayım. Galatasaraylı olduğumu söylüyorum yine biliyorsunuz. Biliyorum. 3 dakikamıza da başarılar dilemiştik. Güzel oldu bu ülkemiz açısından tur atlamaları. Ama Sivas'ımız daha iyi. Ben Sivas'ı çok beğendim mesela.
Galatasaray olarak. Biraz daha hazır gözüktü değil mi Sivas? Biraz daha hazır gözüktü. Sivas, ben umudumu kaybetmedim. Mesela Sivas maçını izliyordum. 1-0 geriye düştü. Dedim gol geliyor, gol geliyor. Nitekim de geldi. Rıza Hoca'yı da tebrik ediyorum. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu çok iyi işler yapıyor. Çok iyi yerlere geleceği de inşallah sakatlık falan olmazsa daha güzel yerlerde görürüz. Yeni transferlerimiz de kanatlar da güzel. İşte bir bizim şeyimiz, defansımız zayıf. Onu da halledersek herhalde bir şeyler olacak gibi. Fenerbahçe güzel başladı. Tebrikler. Beşiktaş güzel başladı. Bugün de biz Giresun'da oynayacağız. İnşallah biz de güzel başlarız lige. Alo. Duyuyorum sizin cümlenizin bitmesini bekledim. Mikrofon sizde tamam, olduğu için. O zaman arada sırada ben bir nefes vereyim. Tamam. Buyurun. Ses gelmedi. Yok, dinliyorum sizi. Güzel bir lig olsun. Ne bileyim yani 2021-2022 bu her sıkıntıdan hani sıkıntıları atlatalım. Güzel bir lig olsun. Dostça, kardeşçe. Şu an zaten birinci haftada herhangi bir sıkıntımız yok. Dün Fenerbahçe de iyiydi. Adana Spor da iyiydi. Hak eden galibiyeti aldı diye düşünüyorum ben. Tebrikler. 3 puanla başlamak ligin ilk maçında gayet iyi. İnşallah biz de bugün 3 puanla başlarız. Onun haricinde ne diyeyim? Bizim Cagne'miz mesela, Cagne o kadar da kötü değil. Ben beğendim mesela Cagne'yi bizim Avrupa maçında. Bir şans. Daha az. Ben de aynısını söylüyorum. Yani Cagne öyle yaban atılacak bir golcü değil aslında. Evet, kendi zaten yaptığı şeylerde de mesela sosyal medyada da bana destek çıkın, şey yapın, ben de elimden gelenin fazlasını vereceğim diyor. Bence de destek çıkmak lazım. Yani şimdi bilmediğimiz bir golcü almaktansa elimizdeki olanları değerlendirmek daha iyi mesela. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sonuna kadar katılıyorum sizin dediğinize. Yani çok daha fazla şans verirse de bir ara iyiydi. Sonra Falcao tabii iyi bir performans gösterince Jacques'le bir ara kulübeye çekilmek zorunda kaldı. Geçen sene i̇şte baktığımız zaman. İşte o da küsüyor zaten. Hani bir ara küstü. Yani evet. Şimdi elinde iyi bir golcüm var. Açıkça evet. Söyleyeyim. Bence kullanılması. Yani şimdi gönder. Hadi diyelim ki Jacques'le sattın, gönderdin. Kim alacaksın? Yani işte bilmiyorsunuz yani hani bu piyangodan bilet alıyorsunuz ya, acaba çıkacak mı çıkmayacak mı, bana mı çıkacak, amorti mi çıkacak, yani bunu biraz daha üstüne düştü bizim teknik heyet, Fatih Hoca. Hani Fatih Hoca'nın bu şeyleri vardır, futbolcuyu motive eder, şey yapar mesela, o biraz daha üstüne düştük, bence bu seneyi tamamlayabiliriz mesela. Cagne, Falcao, Mustafa Muhammed'imiz var mesela, onu da adapte edersek mesela, ne bileyim, bence daha iyi olur. Onun haricinde Mustafa Muhammed'de biraz bir düşüş var. O da tahmin ediyorum herhalde toparlar gibime geliyor kendini. Zaten onunla ilgili Sayın Fatih Hoca'nın açıklamaları vardı. İnşallah. Yani benim hani kadromuz, defansımız da zaten şu gelen defansı da motive şey yaparsak, adapte edersek. Mustera, Boy, Luindama, Marco Van Aanholt, Tyrant, yani Berkan, Sissi Dao. Defans bana pek şey vermiyor. Güven vermiyor. Çünkü arkaya gelen toplar ağır kalıyoruz defansta, ama kanatlarımız iyi. Mesela orta saha, Taylan'ı da beğendim ben mesela. Kerem olsun, şey olsun. Yeni transferlerimiz var mesela. Berkan mıydı o genç kardeşimiz bizim? Onlar mesela oynadıkça bunlar açılacak. Oynadıkça açılacak. Şans buldukça açılacaklar, doğru. Evet. Ya bu sene ne diyeyim ben, kazasız belasız güzel bir lig olsun. Türkiye'mize hayırlı olsun diyorum. Avrupa'da da bütün takımlarımıza başarılar, saygılar, sevgiler. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi hazır Galatasaray konusu açılmışken de şunu söyleyeyim. Bu akşam biliyorsunuz Giresunspor'la Galatasaray karşı karşıya gelecek. Demin tam kadroyu sayıyordum da. Mustera, Boy, Luindama, Marco, Van Aanholt, Tyrant, Berkan, Sissi Dao, Feghouli, Kerem, Cagne 11 ile Galatasaray'ın çıkması bekleniyor. Hazır kadroları saymışken de Yeni Malatya Spor'a biliyorsunuz Bordo Maviler konuk olacak. İsterseniz Trabzon'da şöyle bir 11'ini sayayım. Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Perez, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Vakayeme, ya Cornelius ya da Janini gözüküyor, ama Cornelius'u ilk 11 yazmış gazeteler, Trabzon muhabiri arkadaşlar. Parantez içerisinde de Janini'yi yazmışlar. Tabii bununla ilgili son kararı Abdullah Avcı verecek, ama bence sanki böyle Cornelius'u sanki ikinci yarı sokacak gibi geliyor. Janini ile başlar gibime geliyor. Gelir gelmez direkt ilk 11 alacağını tahmin etmiyorum. İsterseniz kısa bir ara verelim. Saatlerimiz 10-10'u gösteriyor. Daha sonra da telefon almaya devam edelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta.
Evet, yayın başında da söylemiş olduğum gibi Fenerbahçelerin çok merakla beklediği bir maçtı. Özellikle sistem açısından çok merakla beklenen bir maçtı. Tabii Süper Lig'in ilk haftasında büyük takımların galibiyetle lige başlaması çok çok önemliydi. Demin de söylemiş olduğum Mesut Özil'in 546 gün sonra fileri havalandırdığını söylememiz gerekiyor. Tabii üçlü sistem biraz sıkıntı yaratıyor Fenerbahçe'ye. Tam alışılamadı. Özellikle kanatların çok iyi olması gerekiyor. Ve Fenerbahçe'nin defansının da sık sık açık erdiğini söylememizde fayda var. Altay'ın da Balotelli'nin birkaç tane %100 gol pozisyonu çıkardığını belirtmeniz gerekiyor. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Alo. Alo. Radyonuzun sesini kısarsanız beni daha iyi duyarsınız. Aygün Bey'le mi görüşüyorum? Evet. Günaydın. Aygün Bey, günaydın. İsmim Uğur Tanşu. Uğur Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurun. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Çok İyi yayınlar diliyorum. Çok mersi. Buyurun. Aileniz de sağlıklı, sıhhatli, mutlu yaşlarınız olsun. Bugün sizin doğum gününüz. Çok doğum gününüzü tebrik etmek. Çok çok teşekkür ederim Uğur Bey. Allah razı olsun. Çok ayrıca Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesiyim. Fenerbahçe'de yeni sezonda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim Uğur Bey. Çok kibarsınız. Bu iyi dileklerinizden dolayı çok çok teşekkür ederim. Buyurun, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, bir şey yok. Peki. Dünkü maçı seyretmedim çünkü heyecanım yok. Eski heyecanımız kalmadı. Gerçekten seyretmediğim için yorum yapmayacağım. Sadece özetlere sonuç üzerinden sabahleyin. Sonuç üzerinden bir yorumunuz var mı? Tabii ki galibiyete başlamak iyi bir şey ama Türkiye'de futbolun tiyatro olduğunu düşünüyorum. Hakemler kim isterse onu şampiyon yapıyorlar. Siz Messi'yi de getirseniz, Ronaldo'yu da getirseniz o bir el giriyor. Son 3-4 haftaya kadar bir el geliyor, müdahale ediyor ve birilerini şampiyon yapıyor. Peki. Onun için peki. O konuda daha fazla peki. yorum yapmak istemiyorum. Çok size ailenize sağlıklı, sıhhatli çok sağ olun, yaşlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakınız. Çok mersi. Evet, biraz da mesajlara dönelim. Neden mesajlara dönelim diyorum. Gelen Instagram mesajları var. Onlara bir bakalım, şöyle bir göz gezdirelim. Tabii Instagram açabilirsek, yoğunluktan dolayı şu anda Instagram'da kilitlenmiş vaziyette. Alo, günaydın. Hah, açtık. Günaydın. Günaydın Aykın Bey. Merhabalar. Ankara'dan Doğan Tunca, Fenerbahçe taraftarıyım. Nasılsınız? Sağ olun Doğan Bey, iyiyim. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu arada güzel yaşlara inşallah. Yaş doğum gününüz olduğunu öğrendik. Ha, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Hep beraber inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi ben aslında bir eleştirim olacak. Tabii. Buyurun. Bir tanesi... Sayın Başkanımız da gerçeğinden geleni yapıyor. Onu da çok iyi anlıyoruz ama yani forvetsiz futbol oynadık Adana Demirspor maçında. Doğru. Son dakikalara yakın. Doğru değil mi? Yanımda doğru, doğru. Seyrettim maçı. Doğru, doğru. Şimdi ikincisi de akşam bir yayın seyrettim. Spor yayını. İsim verebiliyor muyuz? Bir yayın akısında bir sakıncası var mı? Yani karşı taraflara söz hakkı doğmuş oluyor da vermesek daha mantıklı olur. Ama peki, tahmin ediyoruz ne olduğunu da gene de vermeyelim. Yani artık şunu demek istiyorum. Ya, artık Galatasaraylıysanız Galatasaray formasını giyin çıkın. Beşiktaşlıysanız Beşiktaş formasını giyin çıkın. Başka takım tutup da başka takımların formasıyla yani oralarda gösteri yapılmasına hiç gerek yok. Aynı zamanda bir de şunu söylüyorum. Bak Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Aslında güzel de futbol oynuyor ama daha şimdi haftanın daha ilk maçı. Valla Enkudu'nun maçı. Golüne bayıldım, açıkça söyleyeyim. Maçı güzel, çok. İnanılmaz bir gol attı Enkudu. Tebrik etmek ya, lazım. Ya hakikaten Beşiktaş geçen seneden çok bir şey kaybetmedi zaten. Üstüne üstlük yeni transferler yaptı. Tabii üstüne koydu. Yani, doğru. Ama tabii bu şöyle bir şey. Bu demek değil ki işte şimdiden Beşiktaş'ı şampiyon yapıyorlar. Şampiyon adayı gösteriyorlar. Tabii yani, daha çok daha bu ligin altından çok sular akar. Yani Allah korusun sakatlıkları hiç tahmin hiç istemiyoruz olmasın tabii bu tür şeyler de. Yani ben sadece bunu söylemek istedim. Bir de tekrardan yeni yaşınız hayırlı olsun, size uğur getirsin. Ya diyorum. Çok teşekkür ederim ya. Çok kibarsınız. Teşekkür ederim ben. Sağ olun. De. Çok çok sağ teşekkür olun. Ederim. Kendinize iyi bakın. Abi günaydın. Kim demiş bu günaydını? Ceyhun Bayrak. İki sorum olacak. Samatta ile ilgili bugün sabahtan beri bana da çok fazla mesaj geliyor. Samatta'yı tersten okunduğu zaman ne olur tarzında. Futbolcu olduğunu unutmuş acaba. Dublör mü aldık? Freiburg'un yanında Messi gibiymiş. Sorum iki. Sergen Hoca olsanız 3 yerli kimi oynatırız? Bu takıma daha Batshuayi ve Alex gelecek. Şu an zor. 3 kişi atıyor. Onlar gelince nasıl olur sence? En garanti yer kaleci gözüküyor. 3 yerli orada zorlamaz mı? Şimdi bir kere önümüzdeki günlerden itibaren tabii onunla ilgili kararı Sayın Sergen Hoca verecek ama Ersin'i kesin göreceğiz orada. Net.
yerli kontenjana baktığımız zaman ben Salih Uçan'ın da çok fazla kesileceğini tahmin etmiyorum. Yani ve Kenan Karaman'ın da kesileceğini tahmin ediyorum. Belki ara ara Kenan Karaman yerine Güven'i koyabilir ama yani benim 3 isme baktığım zaman, yerli anlamda 3 isme baktığım zaman kalede Ersin veya Mert Günok deriz. Onun haricinde Salih Uçan deriz. Abi de Gökhan Töre de var, bak onu da unuttum mesela. Gökhan Töre de çok formda. Yani orada bir hoca tabii nasıl karar verecek ama Kenan Karaman'ı biraz daha mı tercih eder veya forvete geleceği için büyük ihtimalle Gökhan Töre kalabilir. Kenan'la Güven'i kesebilir. Ama ilk iki kaleyle Sahil Uçan oldu kesin. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar Aygün Bey. Teşekkürler. İstanbul'dan Gökhan ben. Buyurun, hoş geldiniz Gökhan Bey. Hoş bulduk. Bugün sizin doğum gününüz mü? Evet Gökhan Bey. Benim de doğum günüm. Öyle mi? Evet, 16 Ağustos. 16 Ağustos benim de öyle. Bugün de. Size de nice yaşlar diliyorum Gökhan Bey. Evet, bizi tebrik ediyorum tüm bugün doğan diğer arkadaşları da, insanları da o zaman tebrik edelim. Aslan burcusunuz yani siz de. Evet, aslan yükselen de öyle. Öyle mi? Evet, yükselen de o şekilde. Ve Trabzonspor taraftarıyım. Hı hı. Bugün maçımız var. Heyecanlıyız. Evet. Bekliyoruz. Takımıma başarılar dilemek istiyoruz. Şehir gene bordo mavidir sabahın erken saatten itibaren. Ben ya İstanbul'dasınız evet, ama genel anlamda Trabzon'u bildiğim için evet. Maç sabahından itibaren şehirde oynansa da deplasmanda da oynasa bir bordo mavi hakimiyeti var orada. Herkes evet, güne bordo mavi kıyafetiyle başlıyor çünkü. Formalarını giyerek başlıyor. Doğru, öyle. Geçen hafta Molde maçında, yani Molde Trabzon oynadığı maçta Trabzon'a gitmiştim. Hı hı. Yine öyleydi. Yani bugün işte bekliyoruz bakalım. Biraz heyecanlıyız. Birazcık böyle hani atak futboldan şeyimiz var ama tehditlerimiz var ama sabırlı olacağız çünkü her Abdullah Avcı her mesajı. Yani geçen sene hoca defansı sağlam tuttu. Gol yollarında sıkıntı vardı. Şimdi gol yolları çok iyi. Defansa sıkıntı var. Yani çok fazla açık veriyor. Evet. Kaleye gelen her atak ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Abdullah Avcı'yı ben beğeniyorum tabii ki ama onun bir sistemi var. Bunu da biliyoruz. Yani daha çok pas yaparak ve defansa oynamayı tercih ediyor. Çok atak bir futbol tarzı yok ama bunu oynatmak istiyor. Bir dönem Beşiktaş'a geldiği zaman da Beşiktaş'ta bunu oynatmaya çalıştı ama o başarıyı yakalayamadı. Şimdi geçen sene Trabzon'da o defansif yönü sistemi o şekilde olduğu için ya da alışık olduğu tarzı o şekilde olduğu için başarılıydı. Bu sene ise bence daha agresif bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyor ama bu sefer de savunma da açık veriyor. Evet. Aslında geçen sene stoperler aynı stoperler yani. Ama Abdullah Avcı'nın hocalık ve sistem tarzı bu şekilde olduğu için ben öyle inanıyorum. Yine de tabii şeyiz yani, destek oluyoruz. Çünkü her mesajında, her basın toplantısında zaman ve sabırlı, özellikle sabırlı kelimesini çok konuşuyor. Aslında burada şeyi anlatmaya çalışıyor. Yani ben futbolda hemen golü bulamayabilirim ama 1-0 bir şekilde ya da 2-0 alırım ve o maçı öyle götürürüm. Yani Trabzon hiçbir zaman şeye gidiyor. Yani aslında son düdük çalıncaya kadar bence taraftarlar takımlarına destek olması gerektiğini düşünüyorum. Doğru ama maalesef bizim bu taraftarımız özellikle yani hem İstanbul hem Trabzon'dakiler çok sabırsız. Ben de dahil içine katarak söylüyorum. Kendimi eleştiri olarak söylüyorum. Maalesef biraz sabırsızız. Şeyi seviyoruz yani, daha agresif. Yani Ünal Hoca zamanındaki o saldırgan futbolu seviyoruz. Hüseyin'le de biraz devam etmişti. Yani bakalım. Yani bugün işte bekleyeceğiz artık bundan sonra. Takıma destek olacağız. Açılır ligler. Statlar açıldı. Bakalım. Evet. Ligler açıldı. Lig açıldı da. Buyurun. İyi oldu ama iyi oldu. %50 kapasite iyi oldu. Bir de sizle ara sıra dejavu yaşıyorum ben. Niye? Şimdi şöyle, ben ara sıra bu saate denk geldiğimde arabada dinliyorum sizi. Trabzonspor genelde dinlerim. Daha çok podcastlerden dinlemeyi seviyorum. Ara sıra size şey söylüyorlar. Siz de futbolcuk döneminizde çok beğeniyorum falan diye böyle yorumlar geliyor. Geçen hafta böyle bir yorum denk geldi. Ama orada söyledim ben. Değilim dedim. Biliyorum. Onu size söylüyorlar. Siz hani cevap veriyorsunuz. İlk röportajı ben yapmıştım falan diye bunu anlatıyorsunuz. Evet. Hoşuma da gidiyor. Ama hep böyle buna denk geliyorum. Ben de diyorum yine dejavu aynı oldum. Aynı podcast'ı mı dinliyorsun acaba? Olabilir. Ama çok hoşuma gidiyor. Benim için çok iyi bir, böyle hoş bir ironik oluyor o. Mutlu oluyorum böyle. Çok böyle teşekkür ederim. Sağ olun.
Teşekkür ederim. Fazla vaktinizi almayacağım. Çok teşekkür ederim. Akşam başarılar diliyorum. Aynen. Aynen. Takımıma. Diğer takımlara da öyle şekilde. İyi, güzel bir lig olsun. Adaletli bir lig olsun. Valla hakemin konuşamadı, vardı, avardı, şuydu, buydu, konuşamadı. Bir lig istiyoruz işte. Herkesin istediği o. Hakemler gördüğünü çalsın. Adaletli bir yönetim sağlasın. Yani kimse ayrıcalık istemiyor ki. Ne Trabzonspor istiyor, ne Adana Demirspor istiyor, ne Fenerbahçe istiyor, ne de ne bileyim Kayseri istiyor. Yani hiç kimse istiyor. Herkes ne gördüyse onu çal diyor. Adaletli bir lig istiyor herkes. Bunu başka hiçbir isteğimiz yok. Zaten aynen. Bir futbol kaldı. Onu da elimizden almayın yani. Onu da elimizden almayın. Aynen. Yani tabii şu an beni dinleyen büyükler yoktur belki ama yani bir şekilde birileri dinliyorsa bir futbolumuz var. Onu da lütfen müdahale etmesinler. Adaletli bir şekilde. Sadece bunu istiyoruz. Yani şu dönemde de ona ihtiyacımız var. Peki. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendine iyi bakın. Yayınlar. Sağ olun. Hüseyin Altundal, aslında bununla ilgili ben Türkiye Futbol Federasyonu'ndan arkadaşlara da söyledim. Yani insanlar sıkıntılar yaşıyormuş dedim. Bu maç biletleri almasıyla ilgili işte ne bileyim çift aşısın olmuş o süre içerisinde ama maç bileti alamıyor. Ne bileyim işte PCR testi yaptırmış. Bunu cuma günü konuştuk çünkü PCR testi yaptırdım diyor. Ama PCR testi yaptırmama rağmen diyor maç bileti alamadım diye birçok dinleyici aramışlardı. Ben de yayından sonra Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki arkadaşlara bunu edeceğimi söylemiştim. Onlar da bununla ilgili gerekli yerlerle görüşmeler yapacaklarını söylemişlerdi. Hüseyin Altundan'ın mesajını okuyayım çünkü bu mesaj onunla ilgili. Merhaba, yayınlar yüreğe güzel abim. Ne yazık ki dün maça giremedim. Geçen pazartesi ikinci doz aşımı oldum. İkinci doz aşı olduktan sonra 14 gün geçmediği için 48 saat öncesi Covid testi oldum ama ne yazık ki ne maç bileti alabildim ne de başka arkadaşlar bilet transfer işlemi oldu. Bunlar yaptığım halde maça giremiyorsam bu tamamen özgürlük kısıtlaması olduğunu düşünüyorum. TFF ve Sağlık Bakanlığı'na sistemden dolayı kınıyorum. Lütfen bir işi bir düzen getirmelerini istiyorum. Saygılarım, yayınlar abicim demiş. Hüseyin Bey, ben bununla ilgili zaten geçen hafta da söyleyeceğimi söylemiştim. Cuma günü gerekli mercileri bunları ilettim. Hakikaten insanlar PCR testi yapıyor. Tamam, aşı olmamış olabilir. Çift aşım olmadım diyor ama bakanlık ne diyor? 48 saat önceden PCR testi yapın diyor. PCR testini yapmalarına rağmen insanlar maç bileti alamıyor. Eğer buradan bizi bir kez daha söylüyorum. Cuma günü söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve Pasolik yetkilileri, kulüp yetkilileri, özellikle kulüp yetkilileri de bunlarla ilgili taraftarlar. Çünkü hakikaten maçlara giremiyorlar. Hem taraftarların stada gelmesini istiyorsunuz, tribünler dolsun istiyorsunuz ama insanlar stada gelemiyorlar. Sıkıntı yaşıyorlar. Bunlara bir an önce çare bulun diyorum. Hattaki diğer dinleyicimizi alıyorum. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhabalar. Sabahlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Suat Altun ben abi. Suat kardeşim. Nasılsın kardeşim? İyi misin? Hoş geldin. Nasılsınız? İyi misin? Sağ ol Suat kardeşim. Dinliyorum seni. Valla abi ilk defa sana karşı heyecanlandım. Çünkü hayırdır? Altay'ımdan bahsettim. Altay yalnız var ya. İki hafta sonra Fener orada biliyorsun İzmir'de. Biliyorum. Yani inşallah onlara karşı böyle top oynarız. Yani mükemmel top oynadık ya. Ben kaç oldu? 6'da 6 mı gidiyor şu anda? Kaç oldu? Yo. Mustafa Hoca ile kaç maç oldu arka arkaya? Geçen dün bir haber vardı galiba mağlubiyeti görmüyordu diye. Mustafa yok, mağlubiyet gördü. Sadece İmraniyespor'la hazırlık maçında mağlubiyet gördü. Hazırlık maçı değil, şey anlamında, lig maçı anlamında. Yok, mağlubiyet görmedi. Lig maçı olarak mağlubiyet görmedik daha. Hazırlık maçlarını ben çok şey yapmıyorum ben yani. Kale ciddi almıyorum. Çünkü hazırlık maçı orada, çünkü hocalar herkesi deniyorlar. Yani orada bir ideal 11 yani bütün futbolcuları görme anlamında. Ondan dolayı çok fazla ciddi almıyorum ben hazırlık maçlarının sonuçlarını. Buyurun. Abi yani gerçek bir imparator varsa bu Mustafa Denizli, biz hani ona kanaat getirdik. Neden? Sen onu futbolcunu izledin mi? Efendim? Futbolculuk dönemine yetiştin mi, izledin mi? Yok ben 34 yaşındayım abi, yani izleyemedim. Yani göremedim. Bir kornerler atardı var ya. Direkt gol. Biliyorum. Direkt gol. Bir korner vuruşları var ya, direkt gol. Abi büyüklerimiz anlatırlar. Altaylı abilerimiz, dayılarımız, amcalarımız anlatırlar. Zaten Mustafa Denizli büyük bir efsane de ama transferlerde de büyük bir efsane. Şimdi Marco yedek bıraktı diye biz maçtan önce ya böyle bir kadro mu olur, böyle kadroya bir sahaya mı çıkılır? Biz var ya 3 tane yiyeceğiz, 4 tane yiyeceğiz. Arkadaşlar böyle aramızda konuşuyoruz. Maç bir başladı, bu ne ya dedik, Bayern Münih gibi takım yapmıştık Mustafa Hoca. O sağdan geliyor, soldan geliyor ama bamba mükemmel transfer olmuş abi. Şimdi biz Bran takımından alınan, Norwich'teki takımından alınan bir futbolcumuz var, Bamba diye. İzlemişsindir. Gördüm. Yani haftanın golünü attı belki de. İkinci golü, haftanın golü. En iyi gollerden bir tanesi, doğru. Tabii yani, daha maçlar devam ediyor da o anlamda söylüyorum tabii. Ama en iyi gollerden bir tanesi.
yani biz Marco'nun yedek kalma hani yedek bırakıldı Marco diye üzülüyorduk ama Marco'yu sollamış ya. Hani öyle gözüküyor. İnşallah böyle devam eder Aygün abi. Yani senin de görüşlerini merak ediyorum yani takım hakkında. Ama daha çok erken. Şunu sana söyleyeyim yani evet Mustafa Hoca ile beraber inanılmaz bir çıkış yakaladı. Ben sana söyleyeyim. Hocanın en büyük özelliği çok geniş kadroyu sevmez. Geldiği zaman ne dedi Mustafa Hoca? Burada çok geniş kadro var. Bana ideal böyle bir 19-20 kişi verin dedi. Hatırlıyorsun değil mi o dönemleri? Aynen. Ben aynen. O kadroyu ona göre organize edeceğim dedi. Ve hakikaten de yani zaten Altay'la bütünleşmiş bir teknik direktör. Büyük bir kan uyum var. Mustafa Hoca, ben de Fenerbahçe'den de itibaren tanıdığım, bildiğim, o dönemden çok da sevdiğim bir isimdir. Çok zeki bir hocadır. Takımı iyi çalıştırır. Rakipleri çok iyi analiz eder. Bak en büyük özelliklerinden bir tanesi rakip takım futbolcularını birebir inceletir. Onlarla ilgili videolar hazırlar. O videoları hafta içerisinde futbolculara tek tek izlettirir. Mesela sana şöyle bir örnek vereyim. Diyelim tamam. Ki kalede hadi Fenerbahçe ile Altay var diyeyim, doğru mu? Diyelim ki karşı tarafta da kim gol atıyor diyelim, işte ne bileyim Galatasaray'dan Falcao bir penaltı pozisyonu var, Falcao gol atacak. Falcao'nın bugüne kadar kullanmış olduğu bütün penaltılarda nereye attıklarına kadar tek tek istatistiklerini çıkartır, ona göre kaleciye o bilgileri verir. Mesela kaleci Altay kaleye geçtiği zaman Falcao'nun atıyorum mesela 50 tane penaltı atmışsa bunun 35 tanesini nereye attığını bilir, 20 tanesini nereye attığı bilir veya 10 tanesini nereye attığını bilir, ona göre hareket eder. Yani rakip futbolcuları kendi sahasındaki kendi futbolcularına göre organize inanılmaz bir şekilde hazırlar. Bu bence çok önemli bir çalışmadır. Bunun aynısını da Altay'da da yapıyor. Gözüküyor zaten. Bence Mustafa Hoca'ya destek olunması devam eder. Tabii ki inişler çıkışlar yaşayacak ama Altay iyi bir şekilde giriş yaptı. Devamı gelecektir diye geliyor. Abi şöyle bir konu var. Fazla tutmak istedim. Mesela o kadar transfer yaptık. Hiçbirimiz o futbolcunun nerede oynadığını bile bilmiyorduk. Bir tek Ceyhun Gülselen vardı. Mesela Mathieu Luiz'i almış bir Sakarakov'dan dedik. Bu adamla sonra Saykano'yu Ceremio'dan aldık dedik hadi falan. Erik'i aldı mesela. İşte Mişbili'den aldı. Sergio Akay aldı Elguana'dan. Ama aldığı transferler abi nokta atışı. Hepsi o, hani ön libero. İyi bir squad çalışması işte. İyi bir çalışma. Mükemmel. Mesela Muhammed Nadri'de bir oyuncu var sol bekte. İzledim maçı bilmiyorum ama yani kusursuz ya. Özetleri izledim. Özete baktım yani net maçı komple izledim dersen yalan söylemiş olurum açıkçası. Yani abi 10 üzerinden 10 ya. Adam o kadar mı kusursuz? Yani hiç adam geçirmedi o sol kanattan sol bek tarafından. Yani ben hayranlıkla izledim vallahi bizim takımı Altay'ı. Şapka çıkardım resmen Mustafa Hoca'nın bu taktik anlayışına. Helal olsun diyorum. İnşallah böyle devam eder diyorum Aygün abi. İnşallah. İnşallah. Yani ben biliyorsun Yeni Asır'da gazeteciliğe başladım. Yarı İzmirliyimdir yani. Onu da söylüyorum her biliyorum, yerde. Biliyorum. Yani ben Altay, Göztepe yani Karşıyaka. Hakikaten bu üçlünün de mücadelesini çok severim. Özellikle Karşıyaka, Göztepe inanılmaz bir rekabet içerisinde biliyorsun sen de. Biliyorum. Yani bunlar ligimize heyecan katıyor, can katıyor. Ben sana söyleyeyim. Hani ligin en ucuz maliyeti takımı biziz. Yani en düşük bütçeyle kurulan takım doğru. Bütçe kurulan takım biziz. Ama çok büyük başarı elde edersek de mükemmel olur diyorum. Yani böyle devam eder takım. Şöyle sana söyleyeyim. Bu futbol devam ederse özellikle o yabancıların performansı devam ederse mali anlamda da sezon sonunda kasaya da ciddi bir para girer. Aynen abi bir de bonservis mesela, satışlarından söylüyorum yani. Şöyle bir şey var. Kaptanımız var İbrahim Öztürk 41 yaşında. Yani ben ağzım açık dedim İbrahim abi orada maçta. Yani mükemmel 41 yaşında adam stoperde dehşet oyun oynadı ya. Mükemmel ötesi oyun oynadı yani. 41 yaşında bu adam. Atiba. Atiba da yine. İnanılmaz performans sergiliyor. Kendine iyi baktığın sürece. Atiba 1983 doğumlu. İbrahim Öztürk 1980 doğumlu. Yani 42'ye doğru gidiyor ama. Hala. İşte. Aynen. Örnek yani. Çoğumuza örnek yani. Çoğu futbolcuya piyasadaki, Türk piyasadaki çoğu futbolcuya örnek gençlere mesela. Hani nasıl oynanır gösteriyor yani. Çok teşekkürler. Çok sağ olun Aygün abi. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Kısa bir ara. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Yasin Acak bir mesaj atmış. Mesut Özil'e övgüler yağdırıyor. Kaptanlık pazı bantının verilmesi ve golünün atmasından Mesut olduğunu söylüyor. Bir de benim doğum günümü kutlamış. Çok teşekkürler. Bir de Emre Bol'a geçmiş olsun demiş. Ben de Emre Bol kardeşimize geçmiş olsun diyorum. Dün yayında kalp spazmı geçirmiş ama şu an durumu iyiymiş. Onu da söyleyeyim. Tekrar Emre Bol kardeşimize de geçmiş olsun diyeyim. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Alo.
galiba düştü tahmin ediyorum. Adem Göktaş, abi günaydın. Ali Başkan keşke bir kurban keseydi. Sezon başlamadan ilk hafta 4 sakat nasıl acil kan aranıyorsa Fener'e de acil golcü aranıyor. Her şeye rahmet galibiyetle başlamamız önemliydi demiş Adem Göktaş. Fenerbahçe'nin mutlak süre hakikaten Serdar'ı aldın. Serdar daha sonra sakatlandı, oyundan çıkarmak zorunda kaldın. Arka arkaya sakatlıklar yaşıyor ama Fenerbahçe'nin, katılıyorum, mutlak surette bir forvet getirmesi lazım. Yoksa yani bu Samatta ile falan filan olacak işte. Enel Valense zaten sakattı. Günaydın abi, yayınlar. Yeni yaşın kutlu olsun demiş Batuk 1926 kardeşim. Hafta sonu güzel bir galibiyet aldık. Sistem takımıyız. Bireysel hatalardan 2 gol yedik. 3-2 bitti maç. Ama önemli değil. Asıl olan sistemdir. Bir de bence sizin Serdar'ı oynatmanız lazım. Ben bile Fenerli olmadığım halde Samatta'ya sinir oldum. Fenerler ne hissediyordur bilemiyorum demiş Batuhan kardeşimiz. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Kimle görüşüyoruz? Ben Kamil, İzmir'den arıyorum. Buyurun Kamil, hoş geldiniz. Öncelikle iyi yayınlar. Çok mersi. Buyurun Kamil Bey. Şimdi ben şöyle söyleyeceğim. Galatasaray taraftarıyım. Öncelikle şu konuda hakkında sizin bilginizi almak istiyorum. Benim şöyle bir fikrim var. Fatih Terim hocamızı çok seviyoruz, beğeniyoruz. Fakat ben bir taraftar olarak Fatih Terim'in yanında iyi bir yardımcı hoca olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü hoca maç içerisinde her şeyi göremeyebilir. Bazen yanlış giden şeyleri göremeyebilir. Onun yanında hocam bak bu yanlış, şunu yapalım, şunu sokalım. Bunu ben ama söyledim burada. Yani hem Necati Hoca hem de Selçuk Hoca'nın katkı sağlayamadığını söyledim ben burada daha önce de yayınlarda. Onu evet söyleyeyim. Yani katılıyorum sizin düşüncenize. Aynen, yani çünkü Fatih Terim'in başarılı olduğu dönemlerde de hep yanında işte Müfit Hoca gibi çok başarılı yardımcı hocalar vardı. Yani şu anda bildiğim kadarıyla boşta olduğunu düşünüyorum. Yeni bir anlaşma yapılmadıysa, yani bir Hamza Hoca, bir Okan Buruk, bunlardan birisi. Ama onlar da acaba oraya yardımcı hoca olarak gelmek isterler mi? O da var yani. Şimdi Okan Hoca geçen sene Başakşehir'i şampiyon yapan bir teknik direktör. Yani doğru, gelip de orada Fatih Terim'e yardımcı hocalık yapar mı? Yani ben pek ihtimal vermiyorum. Ama benim de şöyle bir düşüncem var. Yani merdiven, biliyorsunuz merdiven hep basamak basamaktır. Hani Okan Hoca gerçekten geçen sene Başakşehir'i geçtiğimiz senelerde şampiyon yaptı ama evet, şu bir gerçek ki o şampiyonluğun hazırlayıcısı Abdullah Avcı'ydı. Yani Abdullah Avcı ona bir takım kurdu, bir sistem oturttu, verdi ve o Okan Buruk'un en büyük avantajı neydi? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kötü olduğu bir dönemde Trabzon'la çekişti şampiyonlukta. Yani işin gerçeği bir Galatasaray, bir Fenerbahçe, bir Beşiktaş rakibi olsaydı Okan Buruk'a o şampiyonluğu yedirmezlerdi. Yani işin gerçek boyutu bu. Yani bir yerden bir başlaması gerekiyor. Yani bir hocadan da yani merdiven basamak. Ben yıllar önce şöyle bir şey biliyorum. %100 olmamakla. Yıllar önce Karl-Heinz Felkamp Galatasaray'ın başına geldiğinde bildiğim kadarıyla yanına ünlü bir teknik adam var. Yani başarılı bir hoca var teknik adam Türkiye'de. Almancası da çok iyiydi. Şimdi ismi aklıma gelmedi de. Kim geldiği zaman dedin yanına, ben bakayım sana internetten. Kim dedin? Kimin yanına yardımcı bir teknik direktör geldi? Felkamp'ın yanına yardımcı olacak. Felkamp'ın yanına. Gelecekti. Ve kendisi ya ben yardımcı hoca olmam diyerekten reddetmiş bunu. Ondan sonra zaten yıllar geçtikten sonra Fatih Terim egomanyası başlıyor. Belki de Hikmet Karaman. Evet, Hikmet Hoca. Yani şimdi düşünüyorum, Felkamp'ın yanına Hikmet Hoca gelmiş olsaydı eğer belki de takım o devralacaktı. Belki de şu anda Fatih Terim'in yaptıklarını o yapmış olacaktı yani Türkiye'de. O yüzden yani ben de Hamza Hoca'nın, ne bileyim Okan Buruk Hoca'nın, yani bence yani bana böyle bir teklif geldi mi bilmiyorum ama geldiyse ben olsam kabul ederim. Bir başlangıç yaparım ve Fatih Terim'den sonra takım başına ben geçmiş olurum. Yani çünkü ben şu gözüküyor yani. Bence bu yönetimin şöyle bir düşüncesi var Fatih Hoca ile beraber. Yani Fatih Terim bir sene, iki sene, bilemedim üç sene bu takımı çalıştıracak. Ondan sonra Fatih Terim bir CEO olarak takımın üstüne çıkacak. Ve yanına bir tane hoca koyacak yani takımın başına. Her şeyi Fatih Terim organize edecek. Zannedersem böyle bir plan var. Bu plan içerisinde bence bir Hamza Hoca, bir Okan Buruk yakışır diye düşünüyorum. Ama Fatih Terim de eğer istemiyorsa bir yardımcı, o yönetimin bence bastırması lazım. Ama Türk, ama bir yabancı. Çünkü hocanın tek başına olmuyor bu iş. Yani gördüğüm benim bu. Peki. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim.
Sağ olun. Tabii dün maça baktığımız zaman, Adana Demirspor maçına baktığımız zaman ben Balotelli ile Belhanda'nın çok erken çıkarılmasını ben biraz kafamda soru işareti oluştu. Neden öyle diyorum? Ramazan Beler Beler bir mesaj atmış. Günaydın benim kral abim. Balotelli çok disiplinsiz. İyi şut attı ama umut vadeden ataklarda sürekli böyle kaleye vurursa olmaz. Bir tane pozisyonda pas vermek yerine çalıma gidip kaptırmıştı. Yakında Samet Aybaba ile birbirine girerse şaşırmam. İyi ki doğdun abi demiş. Çok şaşırdı ama ben şunu söyleyeyim. Çok erken çıkarttı hoca. Samet hoca. Yani kalabilirler. Yıldızlar, ben her zaman onu söylüyorum. Yani yıldız 90 dakika oynatacaksın. 89 dakika oynamaz ama 90. dakikada gelir, maçı değiştirir. Bir anda bir hareket yapar, bir pozisyon yaratır, bir gol atar. O maç tamamen karşıdan sana doğru gelir. Burhan Bey abi, doğum günün günümüz aynıymış. Nice mutlu senelere. Bir Beşiktaşlı olarak yaptığınız yayınlar için tebrik ve teşekkür ederim demiş. Çok teşekkürler Burhan Bey. Kendinize bakın. Bakalım. İlker Kesmeci kardeşimiz mesaj atmış. Sağlıklı, huzur, mutluluk ve bereket dolu günler demiş. Çok teşekkürler sevgili kardeşim. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Merhabalar. İstanbul'dan Ahmet. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Sağ olun. Aygün abi, dün maçı izlerken sanki geçen senedeki Fenerbahçe'yi izler gibi hissettim. Yani Fenerbahçe taraftarı her sezonda kanser edilmek vaadiyle mi artık başlatılıyor bilmiyorum. Yani Samatta gibi bir futbolcuyu hala kadroda tutmak, forvet almamak, kanatları hala doldurmamak. Yani dün maçı izlerken... Ama şöyle ya, sana söyleyeyim. Mesela bak, hakikaten Vitor Pereira ikinci yarı bir bazı hamleler yaparak maçı çevirdi. Onu söylemekte fayda var. Bazı pozisyonlarda şimdi üçlü defans diyoruz ya, bazen Fenerbahçe'nin 5-3-2'ye döndüğünü de gördük. Öyle de Aygün abi, karşımızdaki Adana Demirspor bugün hızlı atakları yapabilseydi, başarabilseydi, ha, tabii dün, can, biz, büyük dün biz o maçta kesinlikle beraberliği bile alamazdık. Doğru. Yani şimdi biliyorsunuz yarın öbür gün daha bu dediğimiz atakları yapabilecek takımlarla karşılaşacağız. Ve Fenerbahçe ne kadar göze hoş gelen futbol oynuyor gözükse de, hı hı, bu yavaş kalmasından, bu üçlü savunmasından dolayı çok rahat gol yiyecek ve çeviremeyecek. Yani bir forvetimiz bakıyorum yok, yani Samat da ayağında o topu bekletmesi hala dünden beri aklıma geldikçe ben mantık erdiremem. Bir forvet bu hata yapmaz. Yani bir futbolcu, yani hiçbir adam o topu kalkıp da ceza sahası içerisinde durdurup da sağa sola bakarak zaman öldürtmez. Hı hı. Ya bunu dile getirmek istedim. Doğru. Bu transferlerle alakalı artık taraftar atıyorum Fenerbahçe 3-4 puan kaybedince mi transferler gerçekleşecek? Yok. Şöyle sana söyleyeyim. Tabii ben sana şu katılıyorum bak. Hesaplamayı yaptığın zaman şimdi 8 Eylül'de bitiyor Türkiye'de transfer, değil mi? 8 Eylül'de hatırlıyorum. Evet. Avrupa'da 1'inde bitiyor. Şimdi 1 Eylül'e ne kadar kaldı? 15 gün kaldı. Doğru mu? Bugün ayın kaçı? 16'sı. 15 gün kaldı. 15 gün kaldı. 15 günde kaç maç yapacaksın? 2 maç yapacaksın. Doğru mu? 2 evet. Maç yapacaksın. Bu 2 maçı forvetten dolayı kaybedersen ne kadar para kaybedeceksin? Atıyorum şey anlamında söylüyorum. Belki de toplamda 2 milyon euro kaybedeceksin. Atıyorum, tamam mı? Şimdi ne yapıyorsun? Ver o parayı. Hayır, ne yapıyor biliyor musun? Forvet var. Anlaştılar. Anlaştılar. Bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? İşte son akşam pazarı, işte eğer hiçbir yere gitmezse 1-2 milyon euro altı alırız diye bekliyor. Şimdiden ver getir. Puan kaybediyorsun burada. Puan kaybedeceksin abi, belki de. Aygün abi, o adamın gelen forvetin futbolcunun bir de takım alışma süreci var. Alışma süresi de var tabii. Onu da kaybediyorsun. Yani şimdi yani 2 hafta... Direkt koyamayacaksın de... yani. Direkt de koyamayacaksın. İşte arada milli, daha sonraki hafta biliyorsun 2 hafta sonra milli takım arası var. 3. haftadan sonra bir milli takım arası var. Ama evet, getir. O milli takım arasından önce getir. Ara ara yavaş yavaş oynat. O arayı da çok iyi kullan. Futbolcuyu takıma motive et. Şimdi milli takım arasında motive ederim diye düşünüyorsun. O ara maç alman lazım. Zaten takımın büyük bir kısmı maçlara gidecek. Ülkelerindeki milli takımlara gidecekler. Yani ben olsam getiririm bir an önce forveti. Aygün abi, şu anda Ali Başkan kredisinden yiyor. Olası bir mağdur. Yani dün Fenerbahçe'nin gerçek mağduru şans yerinde gitti. İlk defa
yani biz Fenerbahçe taraftar olarak genelde çok şanssızdır. Yani bu tarz maçları şansla maç kazandığımız diyebileceğimiz maç sayısı çok azdır. Ama dün biz şansımızla bu maçı kazandık. Yani gerçek manada Adana Demir, ben Fenerbahçe taraftarıyım. Dün Adana Demirspor'un oynamış olduğu futbol bana daha fazla zevk verdi. Yani çok güzel, böyle heyecanlı bir maç izledim. Ama o futbola bakıldığı zaman kesinlikle o maçın Fenerbahçe'nin galibiyeti değildi. Ya en kötü bir beraberlik. Ben beraberliğe bile maç izlerken razıydım. Hı hı. Bunu dile getirmek istiyorum Aygün abi. İyi yayınlar. Sağ ol. Teşekkürler. O Adana Demirspor açınca şimdi şunu söylememiz lazım. Adana Demirspor hakikaten rakipler açısından çok zor deplasman. Bu belli oldu. Onu söyleyeyim. İkincisi, Adana Demirspor Başkanı Sayın Murat Sancak'a da ayakta alkışlamamız lazım. Neden öyle söylüyorum? Maç bittikten sonra stat dışına çıkan Sayın Ali Koç'a stat içerisinden tribünden bazı kişilerin ağır hakaretler ettiğini, etmesine çok sinirlenmiş, müdahale etmiş ve hatta o kişilerle ilgili de kombinelerini bile iptal edeceği yönünde bilgiler var. Bundan dolayı da Sayın Murat Sancak'a da tebrik etmemiz gerekiyor. Sayın Başkan hakikaten geldiği günden beri Adana Demirspor Adana'ya çok büyük hizmetlerde bulundu. Bu anlamda da Sayın Başkan'ı tebrik etmemiz gerekiyor. Sayın Başkan Ali Koç'a yapılan hakaretlere müdahale ettiğinden dolayı. Günaydın, hayırlı yayınlar güzel insan. Abi Başkan Samatta'ya bir bonservis bedeli belirlesin. Zaten Samatta'nın bonservis bedeli 6 milyon euroya Fenerbahçe'ye alındı. Ardından bir hesap numarası açsın bu taraftan. 15 dakika işte o bonservis bedelini öder. Kimse Fenerbahçe'den büyük değil. Kanser oluyoruz. Olmayınca olmuyor. Saygılar demiş Tolga Türkçen. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey. Ben Beğerem. İstanbul'dan arıyorum. Hoş geldiniz Beğerem Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum Aygün Bey. Sizlerin sesinizi duyduktan sonra daha iyi oluyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim Aygün Bey. Şey biliyorsunuz. Çok teşekkürler. Buyurun. Şöyle Aygün Bey. Dün biliyorsunuz Adana Spor'la, daha doğrusu Adana Demirspor'la maçımız vardı. Ben hani oyundan ziyade Aygün Bey, mesela Tisserant'ın performansından çok memnun kaldım. Ya geçen seneyle vallahi Mia arasında, Zeh, Mia ile Tisserant bende büyük bir şok yarattı yani, yemin ediyorum. Gerçekten yani. Gerçekten yani geçen sene o pozisyon hatası yapan Tisserant, o vurdum duymaz olan Tisserant, yani gitmiş yerine özleriyle oynayan, mücadele eden, her tarafa koşan, çok kritik müdahalelerde bulunan bir Tisserant var. Öncelikle ben ondan dolayı onu tebrik ediyorum. Salah'ı zaten söylemeye gerek yok Aygün Bey. Mesut Özil de Aygün Bey, ben her şeye rağmen hala fizik olarak tam olarak %100'ünü vermiş bir Mesut'umuz yok. Mesut'un 70 dakika 60 dakika bir şeyi var, o kapasitesini yükseldikten sonra bence daha iyi olacak. Yalnız şu takımda Aygün Bey kesinlikle yani iyi bir kritere sahip, iyi bir referansa sahip bir golcü lazım. Bir bu yani bas bas bağırıyor. Bu artık olmazsa olmazı Aygün Bey. Bir kadroda dün görebildiğim kadarıyla Aygün Bey, Ferdi mesela ilk 11'de başlıyor. Ya ben Ferdi kardeşime bilmiyorum yani ne diyeyim. Ya 2 senedir şans veriliyor. Ya seni o topu ısırman lazım. Yüreğini ortaya koyman lazım. Ya hiç yoksa mücadele etmen lazım. Hiçbir şey yok Ferdi'de ya. Neden böyle yapıyor ben anlamış değilim Aygün Bey. Ya Fenerbahçe'de mücadele etmeyen, savaşmayan oyuncunun bu sene yeri kesinlikle yok Aygün Bey. Doğru. Bu şekil yani. Oraya çünkü zaten Zalai'yi kaldırıp Zalai'nin önüne Nova koydu. Ferdi çıkarttan sonra bir organizasyon yaptı. Bu sefer daha hareketli oldu o bölge. Doğru. Tabii ki. Göbeğe de Serdar'ı daha, koydum. Serdar Aziz'i koydum. Evet, bir de daha şey oldu. Daha bir defansın sondan kalanı daha kompak hale geldi Aygün Bey. Yani demek istediğim bu. Zaten orta sahada sıkıntımız yok. Ben inanıyorum Valencia'da, Ener Valencia'da geldiği zaman daha da bir ısırgan olacak bu takım. Yalnız olmazsa olmazsa kesinlikle bir tane şey olması gerekiyor. Forvet. Bir iyi bir golcü olması gerekiyor Aygün Bey. Peki. Dün hakemlik bir durum da yoktu. Gerçekten yani bu şekil devam etsinler Aygün Bey. Gördüklerini olmadan, çekinmeden, hiçbir şey azan altında kalmadan gördüklerini çalsınlar. Peki. Kimse bunlara bir şey demez o zaman. Çok teşekkürler. Kendinize bakın.
Yasin Nacak. Abi Dembele için Lyon Ozan Pelkas ikilisini takasta istiyor. Bu transfer olur mu? Teşekkürler demiş. Bence olmaz. Bunu ilk kez duyuyorum. Açıkça söyleyeyim. Belki sosyal medyada çıkmış olabilir. Yani Ozan'la ilgili biliyorsunuz İngiltere Premier Lig'den Watford'un bir isteği var. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü'ne belirlemiş olduğu bir rakam var. Görüşmeler devam ediyor. Ozan da zaten burada oynayamayacağını hissettiği için yurt dışı tercihini kullanacak. Onu da belirtelim. Evet. Aygün Bey doğum gününüz kutlu olsun. Bu doğum günü mesaj atanlara çok çok teşekkür ediyorum. Güner Temur Bey'e çok teşekkürler. Ali Koç'u hala destekliyor musunuz diyor forvetsiz olmasına rağmen. Yani ben Fenerbahçe'nin mutlak surette bir forvete ihtiyacı olduğunu zaten hep söylüyorum. Ve mutlak surette takıma katılması gerektiğini belirtiyorum. Dün de tweet attım bu konuda. Yani Samatta inatı hatırlarsanız Fenerbahçe hem şampiyonluğu kaybettirdi, hem Erol Bulut'u hem de Emre Belezoğlu'nun gidişini sağladı. Dün atmış olduğum tweette de şuydu: Fenerbahçe mutlak surette forvet almak zorunda. Eğer bu Samatta ile devam ederse Fenerbahçe'ye daha birçok teknik direktörler gelir gider diye de böyle bir tweet attım, onu da belirteyim. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. İsmail Bey mesaj atmış. Çok teşekkürler doğum günden dolayı. Uğurcan Lille gidiyor mu demiş. Şöyle söyleyeyim, tabii Lille'in bir rakamı var. Kendi kalesini 13 milyon euro gibi bir rakama sattı. Ama bu rakamları vereceğini tahmin etmiyorum. Ama tabii Sayın Başkan da istediği, Sayın Ahmet Ağalın da istediği bazı rakamlar var. Görüşmeler devam ediyor ama aradaki farkın büyük olduğunu tahmin ediyorum. İkincisi bir devre oynar mı demiş yeni format Cornelius. Gazetelerde Cornelius'u ilk 11'de yazmışlar çoğu gazetede. Bazı gazetelerde Janini var. Janini'yle başlayıp Cornelius'a devam edecek görüntüsü var. Ben de tahmin ediyorum. Cornelius'u direkt ilk 11'e alacağını tahmin etmiyorum Sayın Abdullah Avcı'nın. Sanki böyle ikinci yarı maçın durumuna göre alacağını tahmin ediyorum. Şu mesajları okumam lazım. Çok mesaj var. Dinleyicimizi biraz bekleteceğim. Vedat İnalcan. Pelkas ve Valencia döndüğü zaman çok daha iyi olacak. Olacak. Başarılar Fenerbahçe demiş Vedat İnalcan. Hakan Bayrağı, günaydın abi. Adana Demirspor penaltı vermedi. Hakemi ilk hafta hakemler böyle yaparsa bu lig çok kötü olur. Fenerbahçe hiç iyi oynamadı, iyi yayınlar demiş Hakan Bayrağı beyefendi. Kenan Güler, ben Fenerbahçe kötü oynadı, Adana Demirspor maçın hakemiydi, iki penaltı verilmedi demiş Kenan Güler kardeşimiz. Günaydın. Günaydın abi. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Murat Bulut ben abi. İzmir'den bağlanıyorum. Hoş geldiniz Murat Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Aygün abi, öncelikle doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok rica ederim. Buyurun. Abi şimdi akşamki maçta hani dinliyorum radyoyu sürekli ama arkadaşlarda şöyle bir karamsarlık var ama ben şunu gördüm dün akşam. Adana Spor deplasmanı. Adana Demirspor. Hatay. Adana Demirspor deplasmanı geçen seneki Hatay deplasmanları gibi olacak. Yani gerçekten zor. Adamlar yeni bir takım olmasına rağmen resmen saldırıyorlar abi. Nefes aldırmıyorlar yani. Yani Fenerbahçe'de akşam çok kötü değildi aslında. Ben ilk yarıdan mesela çok keyif aldım. Bak şimdi onlara ilgili bir mesaj gelmiş Murat. Lafını unutma. Tamam. Recep Sakin demiş ki senin dediğin cümleyle bağlantılı kuracağım. Onun üzerinden gidersin. Fenerbahçe bu sisteme çok erken gol bulur. Yani ve ilk yarı işi bitirir. Dedin ya sen ilk yarı çok iyi buldum diye. Evet fakat diyor ikinci yarı 70'ten sonra bir dağılma var. Adeta onu da zamanla ve taktik ile gelen oyuncularla ve yüklemelerle düzelebilir. Tek korkum forvet yokluğu. Valencia yok. Samatta zaten yok. Bizde net golcü gerek diyor. Yani senin dediğin gibi bu sistemde erken golü bulursun. Ama 60'tan 70'ten sonra işte 5'liye döndü ya Fenerbahçe daha sonra. 5-3-2'ye döndü. Ha. Dinliyorum Murat. Aynen abi. Dediğin gibi, arkadaşın dediği gibi de doğru söylüyor. 70'ten sonra bir dağılma var ama şimdi buna bir adapte süreci var. Tabii ki hazırlık maçları önemli bu işlerde ama lig başka, hazırlık maçı başka abi. Ciddiyet, karşı tarafın sana karşı oynayış tarzı, yani her şey etkili burada. Kaldı ki ben dün akşam Osayi'yi de hiç beğenmedim. Yani hiç doğru düzgün varlık gösteremedi maçta. Ayağındaki topları kaptırdı. Yani profesyonel futbolcu gibi oynamıyor yani. Ben o adamdan ilk geldiği zaman ilk maçında dedim ki Allah dedim, yani hani böyle C.C. Okaça tarzı bir adam mı acaba? Uçuyor, gidiyor, dribbling yapıyor, yalım atıyor, bileklerine hakim, evet ama ya.
çıkmadı yani adam. Kaldı ki Samat'ta, herkesin Samat'ta zaten. Yani bilmiyorum ne olacak sonumuz ama bence Valencia ile Pelkas'ı da düşünmek lazım abi. Bu iki çok iyi. Yani takımın geçen sene en iyi iki oyuncusu biliyorsun. Onlar da dün akşam yoktu. Yani bunlar gelince takım daha iyi olacak. Kesinlikle olacak. İrfan Can falan abi, gençler gerçekten çok iyiler yani. Çok iyiler. Peki, şunu sana sorayım. İrfan'a iyi dedin, doğru mu? Evet abi. Pelkas sakat olmasaydı, Ener Valencia sakat olmasaydı, İrfan ilk 11'de oynar mıydı? Oynamaz abi. O konuda mümkün değil. Hı. Ama en azından hani bu tarz durumlarda İrfan var diyebiliyoruz. Hı. O özgürlüğü de çok, kadromuz çok genişti ama bazı pozisyonlarda biliyorsun abi, Allah diyorduk ne yapacağız şimdi. Ama şu an mesela Pelkas çok önemli, Valencia çok önemli ama en azından diyorsun ki İrfan Can götürür diyoruz maçı. En azından yedekleri sağlam, gerimiz sağlam yani. Veya 60'tan 70'ten sonra al İrfan Can'ı, tak tak oynasın. Bir önceki arkadaşın, abimizin bağlandığı şey de doğruydu mesela. Mesut şu an 90 dakikayı çıkaramıyor abi. Yani zaten dün gördün zaten 70'ten sonra falan filan böyle yere doğru böyle ayaklarının üzerine falan gider gibi hareketleri oldu. Yoruldu çünkü abi. Çok yoruldu. Görüyorsun zaten kameradan görüyorsun, nefes nefese kalmış, evet, yani kıpkırmızı olmuş. Aynen abi. Yani 90 dakika oyuncu şu an Mesut değil ama toparlayacağına inanıyorum. Ha, diyelim ki toparlamadı. Ya 60 dakika 70 dakika Mesut gibi oynasın, bize yeter zaten abi. Ya 45 dakika oynasın yeter. Aynen, maçı götürürüz yani. Altay zaten maşallah kardeşimize. Tahtaya vurayım şöyle. Yani geçen seneden üstüne kasarak gelmiş yine. Hiç. Takır takır oynuyor yani. Vallahi ama ligin hakikaten baktığın zaman Uğurcan gibi, Altay gibi bu kalecileri gördüğün zaman benim çok hoşuma gidiyor. Hakikaten çok başarılılar. Vallahi çok başarılılar. Kaledeyiz Allah'a çok şükür. Yani kale anlamında, genel anlamda ligimizdeki Ersin mesela. Beşiktaş'ta Ersin, Mert Günok geldi. Volkan'ı bir tarafta. Abi. Volkan Babacan. Bence hakikaten kaleci anlamında çok çok iyiyiz. Milli takım çok zengin. Yani. Evet, çok zengin, zengin olduk abi. Aynen. Kaleci anlamında. Yani Volkan'dan sonra gerçekten benim çok büyük korkularım vardı. Altay aldı götürdü bunların hepsini. Yani Volkan Demirel'den sonra ne yapacağız ne edeceğiz diyordum ama maşallah yani. O Kameni biraz şey yaptı ama ondan sonra Altay aldı götürdü her şeyi zaten. O Kameni bir de zaten abi, neydi de, ya? Bir önceki abinin dediği de ince ben de farkına vardım. Gerçekten yani Ferdi canavar gibi bir çocuktu. Ne oldu? Çekilmiş gibi yani. Valla Ferdi ben hiçbir zaman tuttuğumu tutmadım burada. Tuttum dersem yalan söylemiş oldum. Cümleyi de tam kuramadım. Evet. Yani ben Ferdi'yi 60'tan 70'ten sonra oyun alırım açıkçası söyleyeyim. Ben teknik direktör olsam. Açık o konuda senden fikrim abi. Yani ilk 11 oyuncusu değil. Kusura bakmasın kesinlikle. Kimse kusura bakmasın yani. Aynen. Ama abi geçtiğimiz senelerde de mesela 60'tan 70'ten sonra girip oyuna hareket katıyordu. İşte onu diyorum sana. Yani. Hani hatırlarsın Fenerbahçe'de genç golcü Semih vardı. Kulübede otururdu. 60-70'ten sonra hadi Semih gir derlerdi. Girerdi, golünü atardı. Doğru mu? Atardı. Onun gibi yani. Aynı onun gibi. Ferdi de 60'tan 70'ten sonra oyuna sokacaksın. İlk 11'de çıkardığın zaman sıkıntı yaşarsın. İşte ama dün Vitor Pereira'yı da tebrik etmek lazım. Normal şartlarda başka teknik direktörler olsa belki 60'a 70'e kadar o kadro devam ederdi. 45'e değişiklik yaptı. Oyun saha içerisinde bazı organizasyonlar yaptı. Onu oraya çekti. Bunu buraya çekti. Şimdi Nova oraya koydu. Zalai öbür tarafa koydu. Serdar'ı stoperde göbeğe koydu. Ferdi'yi çıkardı. Bence akıllıca iş yaptı orada. Vallahi maç çok değişti. Akıllıca yaptı abi. Maç zaten değişti. Hani bu hocalar hepimiz konuştuk ya. O zaman hep ben bağlanmıştım. Yani abi bu Samatta ile başlaması biraz sıkıntı. Samatta yine Serdar Dursun'la başlasa belki çok daha farklı olabilirdi. Vallahi abi ben onunla şöyle kişisel bir fikrim var. Acaba dedim Samatta ile başlanıyor ya. Hani acaba bir iki kendini gösterir de hani 5-6 milyona satar mıyız gibisinden hani böyle biraz vitrine çıkartıyorlar gibi ama beceremiyor. Samatta'ya 6 milyon euro veren tek kulüp Fenerbahçe şu anda ben sana. Aynen söyleyeyim. Abi işte ben de diyorum ki hani ilk baş alıyorlar böyle bir iki tane belki şansa sallar da hani 3'e 4'e minimum zararla elden çıkartırız gibi. En iyi gelen hani teklif 2,5 milyon euro öyle hatırlıyorum galiba. 2,5 milyon euro'luk bir teklif geldi, o da kabul edilmedi ama bence gönderilmesine fayda var. Abi kesinlikle kaldı her şey bize zarar yazıyor. Ya dün akşam izledim maçı sende yani saç baş yoldurttu yani önündeki topa yemin ederim abi yani 95 kiloyu ben vururdum ya ceza sahasının içinde. Sevgili dostum reklama gitmem lazım, çok teşekkür ediyorum. Kendine çok çok iyi bak. Evet, bir reklam veriyoruz. Saat başı reklamlarımız da var biliyorsunuz. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra ters köşe tüm hızıyla devam ediyor. Evet, ters köşe devam ediyor. Şu an hatta da bir dinleyicimiz var. Günaydın. İyi yayınlar, günaydın. Teşekkürler.
Ankara'dan arıyorum. İsmim Mustafa Onur, Fenerbahçe taraftarı. Hoş geldiniz Mustafa abi. Buyurun. Fenerbahçe'nin ilk başlangıcını kazanmasından memnun olduk. Ama yani takımın işte gidişatı nasıl olacak ama cümlesi çok merak ediyoruz. O ama cümlesi yani, var. Ya yani her gelen antrenör hani bir şey katacak diye bekliyoruz. Biz başladı Ali Koç hani yönetime kokuyla başladı, geldi antrenör olarak. Hani yani hı hı. isimlerle başladı. Bize hep katkı yapacağını alıp götürüyor gibi bir. Yani şimdi Ferreira'nın ilk maçı, daha bir şey demeyeceğim de. Hani ilk maçın günahı olmaz. Hani aslında bu maça baktığımız zaman şunu sana söyleyeyim, değişen bir şey yok. Fenerbahçe zaten geçen sene deplasmanlarda her halükarda kazanıyordu. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı iç sahaydı. Ondan dolayı bence bu haftaki iç saha maçından sonra değerlendirmemiz lazım. Bir de iç sahada biliyorsun %50 kapasiteli Fenerbahçe taraftarlarıyla beraber. Fenerbahçe taraftarları çıkacak bu takım. Evet doğru. Evet. Buyurun. Buyurun. Ya onun büyük belki bir faydası olur zannediyorum. Yani hani o takıma olumlu yönde. Hani onun da bir etkisiyle daha başarılı olacaktır diye umuyorum da bir türlü ben orta sahada şey yapamadık yani bir oyuncu alamadık böyle topu şimdi şey golü atan futbolcumuzun adını unuttum. Mesut. Ha Mesut Özil'in ben futbolculuk kariyerine hiçbir şey söylemiyorum ama yani şöyle güçlü kendinden faul yapmadan topu alamayacak bir orta saha oyuncusu bir türlü. Gustavo'yu biz öyle görüyorduk. O da eski formu gibi değil yani şey olarak. Orta sahadaki kurgulama yani onu orta sahaya çektiler gördüğüm kadarıyla. Evet. Hani şu an oyun o anlamında. Hani bir türlü Fenerbahçe'de şey yok. Yani bir oyunu kurup yönetecek güçlü bir futbolcu orta sahaya. Yani şimdi biz bekliyoruz. İşte Ozan onu yapsın. Ozan'ı kestiler diye göndermeyi düşünüyorlar. Anladığım kadarıyla Ozan da kafasında biraz Fenerbahçe'den dışarı yurt dışına ya da başka bir değişiklik istiyor kendince bilmiyorum. Hani yani çünkü kendini oyuna takıma vermedi girdiği sürede benim dün gördüğüm kadarıyla. Ya da çok az bir süre varken girdi anlamadım. Yani şöyle söyleyeyim gelen bilgiler açısından söyleyeyim. Vitor Pereira'nın Ozan'a çok fazla düşünmediğini söylememde fayda var. Ama işte ben de onu anlamıyorum. Bu bizim en iyi milli takımımızın oyuncusu benim bildiğim kadarıyla. Şimdi izlediğimiz kadarıyla. Milli ama dün baktığında gayet... maç içerisine baktığında yani. O da gitmeyi kafasında yani, belki koymuş. Çok onu da büyük bir şey diyemem. Performans sergilemedi maçta. İşte sergilemedi de siz oyuncuya gelecek görmeyince bir şey yapmasını bekleyemem ben açıkçası. Takımda geleceğini yani Gustavo da aynı şekilde belki o da gidecek kalacak. Sosa ne olacak? Herkes bunları konuşuyor. Ben nasıl takım olacak anlamıyorum Fenerbahçe. Herkes birileri gidecek diyor. Kim kalacak orta sahada ben onu anlamadım. Yani birilerinin gideceği konuşuluyor hep. Caner'i gönderdiler. Caner Gökhan zaten biliyorsun takımdan ayrıldı, gönderildi. Şunu söyleyeyim, çok kalabalık Fenerbahçe'nin kadrosu aslında. Bu kadar kalabalık kadro kurmak da sıkıntı yaratıyor takımlarda. Ama fayda da alamıyorlar. Fayda da alamıyorlar elindeki kadronun zenginliğinden. Hiçbir antrenör bir fayda alamıyor kendi elindekinden. Şimdi katamıyor, artı değer katamıyor. Ferdi olsun. Başka gençler geliyor. Onları bir parlatamıyor. Anladım. Fenerbahçe'ye gelince oluyor bu böyle yani. Şöyle söyleyeyim. Başka takımların gençleri ya da yabancıları daha iyi oynuyor. Şöyle söyleyeyim, demin söylediğin için söyleyeyim. Ozan ve Sosa ile ilgili kafası soru işaretleri var hocanın. Açıkça söyleyeyim. Ondan dolayı... oyuncularıyla da o zaman. Yani tabii herkesin her şeyden haberi var. Yani bir şey söylemeden düşünmek başka, bir de oyuncuyla konuşup düşünmek konuşarak başka. Yani tabii şimdi mesela Caner'in ben seni bu sistemde oynatmam mümkün değil cümlesini yüzüne birebir söylemiş Vitor Pereira. Kolkır'ı da aldılar. Yani ama Esteban Kolkır'ı hocanın aldığı bir şey değil orada. Orada yönetimin de hatası var. Yani şimdi niye böyle ya Kolkır Emre Belezoğlu döneminde devam edecek tarzına görüşülmüş, prensipte anlaşılmış bir futbolcu. Ondan dolayı alındı. Onu söyleyelim. Ama bir şey de kullanılamaz mı yani o kalitede bir oyuncu? Ne bileyim yani başka bir ne bir Ferdi'yi başka yere koyabiliyor. Kolkır'ı da alıp başka bir yerde kullanamaz mı tecrübesinden yararlanıp? Yani siz... ya ben onun yaratıcılığını biz hiç yapamıyoruz. Gelen antrenörler Fenerbahçe'ye bir yaratıcı bir futbolcudan başka bir şey devşiremiyor yani. Peki. Yani yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyorsun. Yani hep böyle oraya adamını alalım, buraya adam. Ya bir tanesini de al, bir başka bir yerde bir denemeye çalış. Daha önde oynatmaya çalış. Ya da başka bir yerde. Ama yok, hep istediğimizi alalım da böyle daha, ama olmuyor da istediğini alınca. Hani başarı da gelmiyor bazen. Doğru. Yani onun da garantisi olmuyor. O zaman da kötü duruma, pozisyona düşüyor. Hem yönetim hem
antrenör. Doğru. Peki. Neyse. Çok teşekkürler. İyi olmasını bekliyoruz. İyi sağ yayınlar. Olun. Çok mersi. Kendinize bakın. İyi yayınlar. Sağ olun. Eren Gök. Merhaba abi. Ben Fenerbahçe taraftan. Bizim takımın ileri üçlüsü iyi olursa çok süper takım oluruz demiş Eren Gök kardeşimiz. Fırat Sopaoğlu. Aygün abi merhaba. Dün akşam özellikle bir şey dikkatimi çekti. Victor Pereira'nın yardımcısı sürekli Pereira'ya bilgi akışı sağlıyordu. Buna geçtiğimiz dönemde ne Erol Bulut'ta ne de Emre Belözoğlu'da gördüğümüz söyleyemem demiş. Katılıyorum. Zaten kendi ekibiyle geldi. 5 tane yardımcısı var. Deniz Şen, Aygün abi yayınlar. Fenerbahçe'yi nasıl buldun? Sol kanat ve santrofor transferi ne zaman olur sizce? Yani akşam pazarını bekliyor. Son ana kadar beklenecek. Fiyatlarda indirim bekliyorlar. Ondan sonra karar vereceklermiş. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın ama forvetle ilgili Charlotte ve Vedat Muriç isminin çok ön plana çıktığını söylememde bir sakınca yok. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? İstanbul'dan Onur ben. Peki. Nasılsınız Onur Bey? Hoş geldiniz. Buyurun. Gayet iyiyim. Sizlere sormalı. Sağ olun. Çok teşekkürler. Buyurun. Allah da iyilik versin. Beşiktaş maçını izlediniz mi? Beşiktaş maçının özetini izledim. Enkudu'ya hayran kaldım. Evet. Atiba'ya zaten bir şey demiyorum. Yani kaç yaşında hala inanılmaz bir performans sergiliyor ama Enkudu'nun vuruşu, gol atışı inanılmazdı. Evet, yani geçen senenin aynen devam ediyor Beşiktaş. Ben de size tam onu soracaktım. Atiba Dede ile ilgili yorumlarınız neydi? Ya inanılmaz zaten. Onu ben çok beğeniyorum ya, zaten biliyorsunuz. Adam açık söyleyeyim şarap gibi ya. Adam yıllandıkça daha da güzelleşti valla. Aynen. Bilmiyorum. Tadından yenmiyor yani. Tadından yenmiyor. Keyif oluyor bütün izleyenler Atiba'da. Evet. Sergen'in oyun sisteminde de bir değişik olmaya başladı. Daha iyileşmeye başladı. Daha gole yönük oynamaya başladı. Daha o hızlandı. Daha hareketlendi. Evet, şahsen ben Beşiktaş taraftarıyım. Maçı izledim de harika bir oyun oynadı bence ya ilk maçına göre. Ben bu kadar üstün bir performans beklemiyordum açık söyleyeyim takımdan. Evet, İlk dakikadan son ana kadar inanılmaz bir oyun sergiledi Beşiktaş. Ben katiyen hani yeneceğimizi bile düşünmüyordum açıkçası. Çünkü hazırlık maçlarına bakınca takımda ne tempo vardı ne bir şey vardı. Ama resmi maça gelince takım ateşlenmiş bir durumda. Bir de Batshuayi falan da geliyor. Yani evet. Alex Teixeira, Batshuayi yani hakikaten iyi transferler yaptı Beşiktaş. Evet evet ben hani Sergen kendisi de diyor hani bu takım bir de hazır değil. 2-3 hafta sonraya hazır olacak dedi. Yani ilerisini görelim inşallah bu sene de herhalde Beşiktaş gösterecek gibi ise. Son ana kadar gidecek mücadele gibime geliyor ama evet. Beşiktaş tabii geçen senenin kadrosunu bozmadı, korudu, üstüne çok da iyi transferler, takviyeler korudu. Yaptı. Tabii 190 korudu, iyi evet. De takviyeler yaptı. Özellikle kaleye çok önemli bir Mert Günok aldı. Kale açısından biraz Ersin Şampiyonlar Ligi'nde belki biraz sıkıntılar yaşayabilirdi, ligde aynı şekilde. Evet. Ama Mert'le beraber kaleyi de çok sağlamlaştırdı, onu da belirtmemize fayda var. Evet ya bir kısa yorumda Fenerbahçe ile ilgili yapmak buyurun. Ya ben Fenerbahçe maçını da izledim. Yani takım nasıl söyleyeyim performansı düşük. Bireysel olarak da sistem olarak da düşük kalıyor ya. Yani ben açık söyleyeyim yani Fenerbahçe'de ne bileyim hani böyle bir gelişme görmüyorum oyuncu performanslarına bakarak. Oyuncu isimleri olarak gayet iyi bir kadrosu var ama ileriye giden bir şey gördüğümü söyleyemiyorum açıkçası. Yeni bir sistem, yeni bir hoca. Sistemin oturması biraz zaman alacak ama oturduğu zaman da iyi olacak. Ama tabii oturmazsa ileriki dönemlerde belki sistemde çok büyük bir değişime tekrar gidilecek. Evet yani Fenerbahçe bir de hazırlık maçını falan da çok yaptı. Yani daha hazır bir takım bekliyordum ben açıkçası. Anladım, peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ettim. İyi günler dilerim. Sağ olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra artık telefon almayacağız. Programın ikinci bölümüne geçtik. Bağlantılarla yayınımız devam edecek. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 11.14'ü gösteriyor. Şu an attığımızda TGRT Haber TV Spor Müdür Yardımcısı Hakan Dede var. Hakan, yayınımıza hoş geldin. İznin nasıl geçti? Tatil nasıl geçti? Aygün abicim, doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkürler. Sevgili meslek büyüğüm. Sağ ol, Allah razı olsun. Valla abi işte bir hafta öyle bir kaçtık, bir geldik. Yine yoğunluktan devam ediyoruz yani kaldığımız yerden. Programlar devam ediyor tabii TGRT'de. Hazırlıklar, tabii, program hazırlıkları.
Evet, şimdi tabii lig de başladı. Evet. Bir de dinlenemedik şimdi, yani Avrupa Şampiyonası milli takımımız oradaydı. Ardından Tokyo 2020. Yoğun geçiyor. Çok şükür izleyenlerimize, dinleyenlerimize bilgileri aktarmaya devam ediyoruz. Sevgili Hakan, tabii baktığımız zaman Beşiktaş, geçen sene bıraktığımız Beşiktaş'ın üzerine tabii transfer andanı çok takviye de yaptı. Nasıl buldun Beşiktaş'ı? Oradan başlayayım istersen. Ya şimdi o Beşiktaş'ı ben kadro olarak beğeniyorum. Bir de şimdi iyi de transferler yaptılar. Yalnız şöyle bir şey var. Tabii hiçbir takım hazır değil henüz. Sezonun başı. Hı hı. Takımlar %40'la anca oynuyorlar. Dün Fenerbahçe'yi de gördük. Beşiktaş iyi bir takım. İyi bir kadrosu var. Son şampiyon. Oturmuş bir kadrosu var. Diğerlerine göre bence biraz daha avantajlı. Ama oyun olarak değil. Yani şu anda oyun olarak hepsi daha bu yolun başındalar. Yalnız tabii Gezal ve Rozier transferleri Beşiktaş'ın olmazsa olmazıydı. Hı hı. Bu konuda tabii yönetimin inanılmaz bir özverisi oldu. Sergen Hoca'nın ısrarına, isteğine iyi karşılık verdiler. Bu arada bir kaleci de istiyordu. En iyisini aldılar bence Süper Lig için. Mert Günok. Zaten yabancı kuralı da var. Evet. Mert Günok'u aldılar. Yani hoca da orada çok net konuştu. Bazen Ersin, bazen Ert, hangisi formdaysa o oynar dedi ki Sergen Hoca'nın da forma adaleti var. Bu arada tabii çok iyi de bir golcü getiriyorlar. Batshuayi'yi getiriyorlar. Evet ya, son maçta 5 gol atmış. 13 Chelsea'nin 13-0 kazandığı maçta 5 gol atmış. Evet. Batshuayi zaten zaman zaman Türk takımlarının transfer gündemlerindeydi. İyi bir transfer. Beşiktaş hem son şampiyon hem transfer sezonunu iyi değerlendirdi. Hem lige 3 puanla başladı. Yalnız şunu söyleyeyim. Yani Rize Spor'u çok kötü gördüm. Sezon başı tamam, hani eksikler vardır ama Tahir Başkan'ın işi bu sene zor diye düşünüyorum. Ben oyun olarak Rize Spor'u beğenmedim ama ligimize renk katan iyi bir takım, sevdiğimizde bir başkanı var. Umarım onlar da toparlanırlar. Ama Beşiktaş dediğim gibi %40'la oynadı. Bu arada şimdi tabii Beşiktaş'ın kadrosunu konuşuyoruz ama Aygün abi, sana da sorayım. Yani Şampiyonlar Ligi için yeterli buluyor musun bu kadroyu? Vallahi tabii en büyük eksik biliyorsun bence kale büyük sıkıntıydı. Evet. Kaleyi hallettiler. Yani Mert'le Ersin ve Utku. Üç kaleciyle orayı hallettiler. Forvet evet. Anlamında şimdi Alex Teixeira iyi transfer. Baktığın zaman Batshuayi iyi transfer. Yani yapılabilecek her şey yapıldı, ben sana söyleyeyim. Tabii Şampiyonlar Ligi çok farklı. Orayı şimdi senin bütçen 20-30 milyon eurolar. Oradaki bütçelere baktığın zaman en düşük bütçeler 350-500 milyon eurolardan başlıyor. Evet. Kolay değil onlarla mücadele etmek yani. Yani tabii Alex Teixeira'da da gelecek bu takıma. Evet. Şimdi Sergen Hoca'yı anlamıştır herhalde Beşiktaş taraftarı. Neden imzada bekledi? Neden imzada... Garantiyi almak için bekledi işte. Evet, kadroyu almak için bekledi. Tabii garanti aldı. Dediği kadroyu da aldı. Yani bugün Alex Teixeira bakmayın siz. Büyük transfer Şampiyonlar Ligi için. Ha. Bence işte... Batshuayi Şampiyonlar Ligi'ni kaldırır mı? Kaldırır. Şimdi Beşiktaş'ın defans hattı soru işareti. Oraya da transfer yapmak istiyorlardı biliyorsun. Hı hı. Yani Şampiyonlar Ligi için kurulabilecek kadroyu kurdu Beşiktaş diye düşünüyorum. Şimdi tabii en çok merak edilen maç Adana Demirspor Fenerbahçe maçıydı sevgili Hakan Dede. Neden öyle diyorum? Bir yanda yıldızlar topluluğu, hakikaten inanılmaz transferler yapan bir Adana Demirspor. Öbür tarafta da 3-4 üçlü defansla 3-4-2-1 3-4-3 veyahut da öyle diyelim veyahut da sistemiyle çıkan Fenerbahçe'nin ne yapacağı çok merak ediliyordu. Nasıl buldun maçı? Adana Demirspor nasıl buldun? Samet Hoca'nın Balotelli ve Belhanda'yı erken alması sence hata mıydı? Bunlarla ilgili neler söylersin? Şimdi Adana Demirspor tabii daha takım olamadığını gördük. Dün iyi oynadılar. Zaman zaman oyunun belirli bölümlerinde Adana Demirspor'un baskısını da gördük. Tabii Balotelli'nin çıkarılması, Belhanda'nın oyundan alınması, yani hocanın tabii sıcağı da düşünerek bu oyuncuları aldığını düşünüyorum ben. Çünkü oyuncular da yoruldular. Balotelli de zaten Zalai'nin baskısı altında kaldı. Zalai Balotelli'ye top yaptırmadı. Hı hı. Zaten bir şey söyleyeyim mi?
Sezon başı oyuncuların performansları da çok düşük. Belhanda da zaten Galatasaray'daki gibi Adana Demirspor'u 10 kişi oynattı. Hı hı. Yani burada evirip çevirmeye gerek yok. Samet Hoca'nın değişiklikleri haklıydı. Bu arada Fenerbahçe şöyle bir şey var. Benim beklediğimden iyiydi. Bunu çok net söylüyorum. Şimdi Samat da tercihini hocanın anlayamadım. Bir bildiği vardır. Ama Samatta'dan bu sene artık bu saatten sonra ne köy olur ne kasaba olur onu da söyleyeyim. Yani ona dün sosyal medyada şey yazdım ben. Yani ona ne söyleyeceğimi ne yazacağımı bilemedim. Oyun olarak sıfırdı. Aklı başka yerdeydi. Yani bir an önce Fenerbahçe'den gitmesi lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin mutlaka bir golcü alması lazım. Bunu zaten en başta halletmesi gerekiyordu. Savunmada hiç sıkıntısı yok. Tizanam çok iyiydi dün. Yani sezon başında mutlaka gönderilmesi gerekiyor dediğimiz Tizanam. Mihaze, Tizanam bunlar gönderilmesi gereken isimlerdi. Doğru söylüyorsun. Tizanam, en başta Zanka Tizanam gider diyorduk. Doğru. Yanılttı bizi. Şimdi dün maçın yıldızlarındandı. Alanyaspor ileri hattına, Adana Demirspor ileri hattını adım attırmadı. Olumlu paslar verdi. Atakları kesti. Zalai'nin en büyük destekçisi oldu. Çok iyi bir ortaklık kurdu. Oraya tabii Mija Ekim de gelecek. Fenerbahçe'nin savunması ballı kaymak. Şimdi kanatta bir eksik var. Oraya da işte Kolasinac transferi düşünülüyor. Hı hı. Belki orta sahaya bir Fransa Ligi'nden Fenerbahçe'ye bir oyuncu gelebilir. Yani iyi bir defansif orta saha almayı düşünüyor Fenerbahçe oraya. Bir de tabii golcü var. Tabii ilk aday Charlotte diyorlar ama tabii birçok isim de dolaşıyor. Son kadroyu almadı. Leipzig'in Mainz maçı kadrosunu alamadı. Dediğim parada Aygün abi sen de biliyorsun. Sen de takip ediyorsun. Yani yüksek bir rakam. Bu yüzden Fenerbahçe'nin 20'ler falan konuşuluyordu ama sanki böyle 15-16'ya bitecek gibi gözüküyor iş. Ben sana söyleyeyim. Şimdi bir daha Aygün abi Fenerbahçe'nin bir akşam pazarı muhabbeti var. İşte onu diyorum. Onu bekliyor. Evet yani şimdi akşam pazarı derken tabii biraz böyle sosyete pazarı. İyi isimleri daha ucuza almanın peşinde Fenerbahçe. Bunu da bekliyor. Burada da bir sürpriz olabilir yani. Şimdi orada dediğim gibi şu anda 3 transfer bekliyor Fenerbahçe'yi. Golcü, sol kanat ve mutlaka alacağı belki de hocanın istediği bunu net bilgisini aldık. Bir defansif orta saha. Valla şunu sana söyleyeyim. Bence Fenerbahçe'nin şu an transfer anlamında tek bir yeri kalıyor. Tabii senin düşüncelere katılıyorum ama elindeki isimlerle alternatifleri yaratabilirsin ama forvet anlamında büyük sıkıntım var. Abi golcün yok. Kesinlikle yani. Golcün yok. Yani stoperi, evet. Ortayı falan kanatları bir şekilde halledersin ama forvet halledemiyorsun Hakan. Evet doğru söylüyorsun. Bu arada tabii Fenerbahçe'nin ben İrfan'ın performansını çok eksiği vardı. Çok da sıcaktı karşılaşmada. Adana 21.45'te başladı maç ama Adana sıcağını hepimiz biliyoruz. Yıllarca gittik geldik deplasmana haber için. Şimdi o sıcakta futbol oynamak iki takım açısından da zor. İrfan Can'ın performansını çok beğendim. Bu arada ve Mesut gol atıp asist yaptıkça Mesut kendine gelecektir. Mesut bir dünya starı ve bu sezon ben her konularda söylüyorum Mesut Özil'in yılı olabilir Fenerbahçe açısından. Pelkas ve Ener Valencia'nın yokluğunda Fenerbahçe çok önemli bir 3 puan aldı. Golcüsüz oynadı. Yani bak ilk yarı 0 Samat'ta, ikinci yarı 1 girdi Serdar Turan. Bir duvar pası hop İrfan topla buluştu. Ferdi inadını nasıl buluyorsun hocanın? Abi bir şey söyleyeyim mi sana? Yani Ferdi formayın hakkını veremiyor. Şimdi Ali Koç'un mutlaka söylediği bir söz var. Samandıra'ya ruh gelecek. Bu çocuklar formanın hakkını verecekler dedi. İşte vermeyenler de görüyoruz. Gidiyorlar. Artık öyle abilik, işte aslanımlık, koçumluk kalmadı Fenerbahçe açısından. Samandıra'ya ruh getirmek istiyor teknik kadro ve yönetim. Orada tek patron Samandıra'nın patronu Pereira. Bunu da içeriden alıyoruz bilgilerini zaten. O yüzden Caner'ler, Gökhan'lar, Volkan Demirel'ler hepsi gittiler. Volkan Ballı'lar. Yani burada sadece işte bir tek patron var. O da Pereira. Pereira derse ki Ferdi'den memnun değilim. Ferdi zaten sözleşmeyi inlemedi bildiğim kadarıyla. Yollar ayrılır ama Ferdi çok yetenekli. Biraz daha kendini göstermesi lazım. Fenerbahçe'de oynadığının
artık bilincine varması lazım. Büyük takım farklıdır. Büyük takımdan gidince de dersin ki ben ne yaptım? Yani işte o yüzden ben Ferdi'nin performansını beğenmiyorum. Ferdi'nin potansiyelini bildiğim için beğenmiyorum. Biraz da tabii şunu da söylemem lazım sana. Forvet anlamında şunu söylemem lazım. Demin gelen bir iki mesaj vardı da var. Onlara da baktım bir yandan da sevgili Hakan. Fenerbahçe Cornelius'un Trabzon transferinden sonra bence Türkiye'de Charlotte açısından transfer anlamında tek kaldı. Yani Cornelius'un Trabzon'a gelişi Charlotte'un Trabzon isteğini ortadan kaldırdı. Şimdi benim Trabzonspor... Ne dersin bununla ilgili? Şimdi Cornelius transferi Trabzonspor açısından iyi ve mali yükü düşük bir transfer. Evet. Şöyle Parma'da, İtalya Serie A'da ben bu oyuncunun özet maçlarını da seslendirdim. Maçlarını da seyrettim canlı olarak. Şimdi iyi bir futbolcu, iyi bir transfer yaptı. Bir defa adam golcü, golü koklayan bir adam ve fizik gücünü iyi kullanan bir forvet. Şimdi Fenerbahçe hemen Charlotte'u getirseydi Trabzonspor, şimdi ben afaki konuşuyorum, böyle bir transfer var mı yok mu onu söylemiyorum. Trabzonspor taraftarı isyan ederdi ve gerçekten tepki gösterir. Tepkilerinde de haklılar. Ama şöyle, yani şimdi kendi yönetimlerine tepki de haklılar ama Charlotte tabii istediği takıma gider. Şimdi Trabzonspor iyi bir golcü aldı. Onun iyi bir golcü. Şimdi Charlotte Fenerbahçe'ye gelir mi gelmez bilmiyorum ama gelirse de Trabzon cephesinde bir tepki olmaz. Bu arada tabii bilmiyorum ne kadar doğru. İşte Doğukan transferinde de biliyorsun Fenerbahçe sıkıntı çıkarmadı. Bir protokol falan söylediler. belki sen de duymuşsundur. Zaten başkanların arası da şu anda çok iyi. Trabzonspor taraftarının ben Charlotte'u artık düşündüğünü zannetmiyorum ama tabii iyi bir sezon geçirmişti Charlotte Trabzonspor'da. Fenerbahçe ama alır mı almaz mı? Başka sürpriz bir golcü mü? Çünkü başka isimler de dolaşıyor. Güney Koreli bir futbolcunun ismi de dolaşıyor. Şeyin Vitor'un eski öğrencilerinden bir tanesi ismi dolaşıyor evet. Ama. Şimdi hoca tek yetkili. İstediği de alınıyor. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Ben bu Colker meselesini anlamadım. Yani sen şimdi Colker'ı transfer ediyorsun. Hoca diyor ki ben bunu oynatmak istemiyorum. Sistemime ağır gelir. Bence hoca beklenseydi daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. İşte o dönemde bir söz verilmiş. Ondan evet. Dolayı da maalesef şimdi göndermeye çalışılıyor ama alan yok. Ben yani her halükarda kadroda tutmakta fayda var bu sistem. Çünkü dün mesela maç içerisine baktığın zaman bir anda beşli defansa döndüğünü gördün. Üçlü defanstan bir an beşliye döndü. 5-3-2'ye döndü bir anda. Belki zaman içerisinde elindeki futbolcuları tutmak faydalı olabilir. Sistem çünkü oturmazsa 4-4-2'ye Fenerbahçe dönebilir. Onu da söyleyelim. Ya bu anlamda bir inat olacağını tahmin etmiyorum. Vitor Pereira'nın. Yani şimdi tabii senin dediğin doğru ama bence üçlü sistemde ısrar edecek. Tabii ki sürekli üçlü sistem yapamaz. Yani tabii. Şimdi bazı takımlara karşı öyle bir şey yapamazsınız ki yani üçlü sistemle çıkmak zorunda çıkamazsınız bazı takımlar üçlü sistemle. Yani anlatabiliyor muyum? Adamın hızlı kanat oyuncuları vardır. Savunmanın arkasına çok sarkıyordur. Bunu huy edinmiştir takım. Rakip takım. Bu takıma karşı önlem alırsınız. 4'te dönersiniz. Yani ama üçlü savunmada devam edecek gibi gözüküyor tabii. Kimle ilgili bir şey söyler misin? Vallahi bir şey söyleyeceğim. Ben bu oyuncuyu izlemedim hiç. Ama videolarından tabii izledim. YouTube'dan. YouTube videolarının o kadar şeyleri olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden sordum, soruşturdum. Scoutlara sordum. Bu oyuncuyu takip eden meslektaşlarımıza sordum. Yorumları okudum hakkındaki. Şimdi Fenerbahçe bu yorumlardan ve benim videolardan izlediğim kadarıyla iyi bir transfer yaptı. Yani hızlı, güçlü. Zaten lakabı da Monster yani canavar. Canavar. Filan. Hoca'nın da bildiği bir adam. Pereira şimdi artık yaş tahtaya basmaz. Burada ikinci şansı ve bir adam ne diyor? Dün de söyledi. Ben yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim. Şampiyon olmaya geldim. Bildiğim, tanıdığım bir adam demiş ve yönetime mutlaka alınması gerekiyor demiş. Fenerbahçe bakın Porto'dan işte büyük takımlardan Avrupa'da ismi geçen takımlardan bir oyuncu kaptı elinden. Yani Porto'nun istediği bir oyuncu. Ne? Doğru. Bu oyuncu. Ve demek ki Pereira'nın çok istediği, beğendiği, tanıdığı bir oyuncu. O yüzden de alınmış.
Sevgili Hakan, eklemek istediğin başka bir şey var mı? Araya gideceğim çünkü ben. Söylemek bugün istedim. Galatasaray sahne alacak bugün. Yani iyi transferler yaptılar. Kadroda hala eksik var. Ben St. John's'ın maçında beğendim Galatasaray'ı. Bu golcü sorununu mutlaka çözmeleri lazım. Ama tabii Feghouli takım bulmasını istediğini söylemişti başkan. Feghouli bence iyi bir karşılaşma çıkardı St. John's'ın karşısında. Trabzonspor'un da maçı var bugün. Abdülkadir Ömür dışında eksik yok. Çok iyi transferler yaptı Trabzon. Bakalım o özlenilen şampiyona ulaşabilecek bir Trabzonspor. Çünkü adeta şampiyonluk kadrosu kuruldu. İyi bir sezon bizi bekliyor. Hayırlı olsun, sakatlıksız geçsin inşallah. Ama en önemlisi kavgasız, gürültüsüz ve hakem hatasız geçsin. Peki. Çok teşekkürler Hakan. Ben teşekkür ederim. Aygün abi, doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Evet, hattımıza TGRT Haber TV Spor Müdür Yardımcısı Hakan Dede vardı. Sevgili Hakan Dede dedi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, ligimiz başladı. İlk kez bir pazartesi sabahı mikrofonlarda böyle bizi dinleyenlerin hakemleri sormadığı bir program başladı bugün itibariyle. İyi oldu. Tabii bu akşam itibariyle 3 maç daha var. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Ama çok fazla hakem konuşmadık. Bize bağlananlar genellikle takımları değerlendirdiler. Şu an attığımızda da Türkiye Gazetesi Spor yazarı Ömer Faruk Ünal var. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum Aygün. Hocam, ilk kez rahat bir yayın başladı gibi. Ama Aygün, daha ligin yani birinci haftanın daha yarısı oynadı. Tabii. Yarın ne olacağı belli değil ama. Bugün. Bak ha, bugün. İşte yarın ne konuşacağımız belli değil, o anlamda yani söylüyorum. Malatya, Trabzonspor, Giresun, Galatasaray maçları dileriz. Onlar da bu oynanan maçlar kadar iyi geçer. Hocam, Adana Demirspor Fenerbahçe maçına baktığınız zaman orada iki tane pozisyon çok fazla konuşuluyor. Siz zaten bu konuda da zaten maçı izlemişsinizdir. Özellikle Castro Osayi'nin bir pozisyonu var. Bir de Nazım Sangare ile Atinkola'nın bir pozisyonu. Evet. Ne dersiniz bu pozisyonlarla ilgili hocam? Şimdi Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı zor ve tempolu bir maç olacağı önceden belliydi. Hakikaten tahminler bu yöndeydi ve nitekim tahminler tuttu. Son derece sıcak ve nem altında seyirci de var. İyi bir maç oldu yani, heyecanlı, tempolu, direkten dönen toplar. Böyle yani gözümüzü özlemiş böyle maçları. Şimdi bu maçta Ali Şansalan'ın verilmesi bazıları tarafından, ben de kısmen böyle, Ali Şansalan geçen sezon çok formda değildi yani, formsuz maçlarına şahit olduk. Zor bir maçla başlıyordu ama merkez hakem kurulunun şansı yaver gitti. Ali Şansalan hakikaten iyi bir maç yönetti. Yani vücut dili olsun, sahadaki yer alması, oyuncularındaki diyaloğu ve kararlarıyla hakikaten çok başarılı bir maç yönetti ve Ali Şansalan bence gelecek hafta veya ondan sonraki hafta çok daha zorlu maçlara çıkmaya aday bir hakem olduğunu gösterdi bu performansla. Şimdi birinci pozisyon, o 59. dakikada Samuel'in Castro'ya yaptığı, daha doğrusu Samuel'in Castro'ya yaptığı bir hareket var. Burada Fenerbahçe'de oyuncunun bir kere hedefinde top var. Topa uzanıyor. Ama Adana Demirspor Castro ise devam etmek yerine dizlerinden hemen kendini yere bırakmak istiyor. Yani temastan önce penaltıyı almak istiyor. Bunu iyi süzdü. Hem de vücut diliyle de hakem, yani ben VAR'la da görüşüyorum, bak rahat olun dedi, oyunculara da doğru verdi. Ve devam kararı doğru. Burada bir penaltı asla değil. Ama Türkiye'de bazı yorumcular veya sosyal medya böyle biraz ortalığı tahrik etmek için buna çok ciddi şekilde penaltı diyenler var. Sabahleyin sosyal, özür dilerim sözünüzü kestim. Sabahleyin sosyal medyada karanlık gece falan filan başlıkları atıldı. Yani evet, yani bu böyle acayipleri de şey başladı işte, hani var ya meşhur zorlu sezonu, şu sezon, bu sezon. Yani işte Adana Demirspor'u sanki iki tane penaltı vermemiş gibi Adana Demirspor ve diğer takım taraftarlarını tahrik etmek için bunu bir kendine görev üstlenen, bundan keyif alan, tamam bundan mutlu olan bir kesim var, bunu kabul ederim, buna itibar etmeyelim, biz buradan dinleyicilerimizi uyaralım. Yani burada oyun kurallarına baktığınız zaman burada Samuel Castro pozisyonunda en ufak bir penaltı yok zaten. Yani Castro temastan önce tamam mı kendini yere bırakıyor yani. Yani onun için burada bir penaltı. İkincisi o 72. dakikadaki Akintola Nazım Sangare pozisyonu.
Nazım'ın teması bile yok. Asla böyle bir durum yok. Hatta burada hakem doğrusu şuydu. Bir yani hakem onu yakalayabilseydi burada Akil Tolay'a çok net bir sarı kart göstermek gerekiyor. Yanıltmadan dolayı mı? Tabii aldatıyor hakemi, yanıltıyor. Hı hı. Ve düşünün ki bu iki pozisyon için sosyal medyada yangın yapanlar var yani. Hakikaten bu hoş bir şey değil ya. Yani böyle ya şu da yani şu iki pozisyonunda penaltıyla uzaktan yakından şu maçta daha başka pozisyonlar, şu pozisyonlar konu bile edilmez. Yani konu bile olacak pozisyonlar değil ama bunu böyle köpürtenler var. Biraz da tabii Fenerbahçe'ye karşı bir cephe oluşturmak isteyenler var belki. Veya Adana Demirspor'u tahrik etmek isteyenler var. Ama iyi maç oldu. Biz güzel bir maç seyrettik. Yani ligin birinci haftasında o sıcakta, o nemde bu tempo bize inşallah haftaların ilerledikçe daha iyi futbol, daha güzel tempolu maçlar seyredeceğimizin habercisi diye düşünüyorum. Hocam tabii UEFA Pro lisansı olmayanların Süper Lig'de sağ kenarında olmasını yasakladı. Tabii bu olunca da hemen sezon erken açıldı. Neden öyle diyorum? Şenol Can'la Kasımpaşa yollarını ayırdı. Ama tabii burada şu da var hocam. Mesela halen bu ligde çalışan İlhan Palut Konya, Çağdaş Atan Alanya, Ömer Erdoğan Hatay. Bunların da mesela pro lisansı yok ama bunlar da galiba özel bir maddeyle görevlerine devam ediyorlar. Ne söylersiniz bununla ilgili? Ya şimdi bu iş başından beri bizim futbolumuzda çok ciddi bir sıkıntı. Yani bu hoş bir şey değil. Yani bu neye benziyor biliyor musun? Şimdi ona bile müsaade etmiyorlar da. Hani eskiden çok olurdu. Adam eczacılık fakültesi bitirmiş. Diploması var, eczane açmıyor. Diplomasını birisine kiraya veriyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı bu konuda çok ciddi. Eczaneler günlük denetleniyor da. Yani bundan seneler önce böyleydi. Adam diploması. Şimdi sen koskoca Fenerbahçe kulübünü veya işte neyse Kasımpaşa'yı bir teknik direktöre teslim ediyorsun. Yani herkes biliyor ki bu takımın teknik direktörü, transferi yapan, sahaya 11'i süren Şenol Can veya Emre Belezoğlu veya neyse işte Çağdaş Atan veya kim aklına geliyorsa böyle diploması olmayan Ömer Erdoğan. Hı hı. İşte sen diyorsun ki ya bu takımın Ömer Erdoğan yapıyor veya işte neyse Emre Belezoğlu yapıyor, Şenol Can yapıyor ama ben bunun şeyine inanmıyorum. Siz bana bir tane pro lisans bulun. Adamlar da gidiyorlar bir tane birisinden pro lisansı birisi getiriyorlar. Ya bu hakikaten insanların da aklıyla alay etmek gibi. Yani şoför arabayı götürüyor, trafik kontrolüne geldiği zaman ehliyet olan adam direksiyona geçiyor. Böyle, yani bu çok hoş bir şey değil. Yani bir adama, koskoca Fenerbahçe bir Süper Lig takımı bir kişiye teslim ediliyorsa bence onun pro lisansının olup olmamasının artık bir önemi yok. Burada bir özel anlaşma yapılabilir, özel sözleşme yapılabilir, özel bir geçici lisans, geçici federasyon der ki ya bu adam tamam. Pro lisansı yok ama siz de bu takımı teknik direktör teslim ettiğinize göre biz buna işte 20 haftalık, 15 haftalık neyse böyle bir geçici bir lisans veriyoruz. Ya yani bu şekilde çünkü bu insanlara güveni de sarsıyor. Şimdi Kasımpaşa kulübünün ben çok ihtimal vermiyorum. Yani Şenol Can'la sözleşmeyi feshetmelerinin sebebinin gerekçesinin bu olacağına çok inanmıyorum. İşte Erzurumspor bunu şikayet etmişti. İşte Kasımpaşa, Karagümrük bunlar küme düşecek. Ya yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmamıştır. Olmaz da yani iki tane kulüp pro lisansı olmayan teknik direktör çalıştırdığı için bunlar küme düşecek. Yani bunu uygulaması çok kolay bir şey değil. Yani lig başlamış. Mesela bugün diyelim ki bunlar hakikaten çok fahiş bir şey yaptılar. Bu lig tescil edildi. Yani geçen sezon lig tescil edildi. Federasyon Yönetim Kurulu bunu imzaladı. Sen bugün bunlara böyle bir şey çıkacak olsan yani o iki takımı düşüreceksin. Yani iki takım olacaksın. Fikstür ne olacak? Başlar ne olacak? Transfer ne olacak? Yani bu çok pratikte olabilecek bir şey değil. Ben Kasımpaşa'nın Şenol Can'ın bu yüzden gönderdiği ihtimaline pek inanmıyorum. Yani o yüzden. Hı hı. Kasımpaşa bir kulüp, bir şirket sahipli bir kulüp. Doğru. Geçen senede, ondan önceki senede böyle çok sık teknik direktör değiştiren bir kulüp. Yani Friki onu attırmayacaksın diye koca değiştirdi ya, hatırlarsın hocam. Aytaç. Aynı şekilde olmuştu. Yani Trabzon'un 4-3 yedikleri maçtan sonra teknik direktör gönderilmişti. Doğru. Yani onun için burada bence başka bir sebep var. Başka bir düşünceleri var. Ama hoş değil. Yani sen birinci haftada Hatay'ı deplasmanda bir beraber kalıyorsun. Geliyorsun, hocanı değiştiriyorsun. Bu da efendim Erzurumspor'un Erzurumspor da bunu dün sosyal medya hesabından gündeme getirdi. Hatta Karagümrük'ü de içine kattı. Burada Futbol Federasyonu bu kimseyi tartışmaların önüne geçmek için bunu biraz daha pratik, daha böyle anlaşılabilir bir şeye bağlaması lazım. Hocam şunu söylemek istiyorum. Yani niye hocalar pro lisans diploması almıyorlar, belgesi almıyorlar? Abi şimdi şöyle, Futbol Federasyonu bir senede bir defa iki defa bunun için imtihan açıyor, kontenjan açıyor. Hı hı. Buraya girebilmek o kadar zor ki yani sen diyelim ki
Birinci ligde teknik direktörüsün. İkinci ligde teknik direktörlük yapıyorsun. O pro lisans alabilmek için o kursa girmen lazım. İşte milli futbolcu olman sayın önemli. He. Maç oynamak sayın önemli. Yani oraya diyelim ki 150 kişi müracaat ediyor. O 150 kişiden 30 tanesini, 20 tanesini alıyorlar. Yani ben Futbol Federasyonu'na bu yönde çok büyük bir tazyik var. Yani oradan buradan hani var ya böyle yancılar aradan ya çocuk çok iyi çocuk, bu çocuk yok pro lisans olmasın. Buraya gidiyorlar. Ondan sonra işte orada bir ay neyse kurs var. 100 bin lira para yatırıyorsun. Bu teknik direktör için 100 bin lira para değil de yani bazıları ama bakıyorum şimdi öyle adam var ki bu adam pro lisansı nasıl almış diye de düşünüyorsun. Yani görüyorsun bazıları çıkıyor ya maçtan önce maçtan sonra. Diyorsun ki bu ismini bile duymadığınız birisi. Belki çok kıymetli bir adam. Belki ikinci ligde, üçüncü ligde iyi. Evet adam. Hakikaten yani nasıl alıyorlar onu ben de anlamıştım. Bilmiyoruz. İsmini bilmiyoruz. Bakıyorsun ki adam pro lisansı var. Ya zamanla demek ki böyle hani taksi dolmuşlar plaka dağıtırlar ya zamanla. Hani bir şeyler dolmuş ya. Zamanla adamların pro lisansı var. Yani bugün düşünüyorsun ya Ömer Erdoğan'ın var da şimdi yani pro lisansı yoktu. Hiç ismini duymadım bir kişinin. Bakıyorsun pro lisansı var. Evet. Yani Futbol Federasyonu tabii bu pro lisansı da böyle herkese dağıtmak da şey değil yani. O da bir ağırlığı olacak yani. Süper Lig'de takım çalıştırabilme UEFA'nın tanıdığı bir pro lisansı o. Şimdi bunu da ben dediğim gibi yani eğer Süper Lig kulübü federasyonu müracaat etsin desin ki kardeşim biz Kasımpaşa olarak Şenol Can'a takımımızı tesmetik teknik görüş budur. Bize bir geçici bir lisans verin. Yani pro lisans karşılığında olabilecek. Yani sezonluk bir lisans olsun. Yani bu herkes biliyor ki bu takımın teknik direktörü Şenol Can. Herkes biliyor ki bu teknik direktörü bu takımın Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu bu takımı yapıyor. Hı hı. Değil mi? Yani evet. Şimdi bu adamın pro lisansı yok. Gelsin neydi? Altyapıdan bir pro lisansı olan X bir adam. Şenol Çorlu gelsin. Doğru. Pro lisansını kullanalım. Yani o yani biz kendi kendimizi kandırıyoruz. Ha şu da kötü. Yani şu da olmamalı. Ya pro lisanslı olmayan bir teknik direktör veya pro lisanslı olmayan birinin takımı çalıştırması. Yani şimdi bakın mesela Van Persie futbolu bıraktı gitti 16 yaş takımını çalıştırıyor. Evet, yani gitti Van Persie'ye takım teslim etmiyor. Yani şey de öyle Alex de öyle Alex de Souza da altyapıdan başladı. Yani sonra bize şöyle işte yani bize bakıyorsun ki adam futbolu bırakıyor geliyor bir takım başına teknik direktör oluyor. O da hoş bir şey değil. Yani o eğitimleri tamamlaması lazım. Hakikaten o eğitimler ciddi eğitimler. Yani az kısa sürede olsa bir ay da olsa iki ay da olsa bunlar ciddi eğitimler. Federasyonun iyi eğiticileri var, iyi eğitim hocaları var. Bunları takip etmeleri, bu imtihanları vermeleri, geçmeleri lazım. Ama bu tür tartışmaların önüne geçmek için hakikaten siz biliyorsunuz ki Süper Lig'de bir teknik direktöre bu kulüp emanet edildi. O zaman Futbol Federasyonu geçici o sezonun sonuna kadar veyahut da kulübün çünkü adam 8 hafta sonra istifa ederse o zaman iptal edilmesi lazım. O zaman iptal geçersizdir artık bunun. Geçici bir lisan. Yani şimdi bu benim aklıma gelen bir şey. Bunu mutlaka otursunlar. Antrenörler Derneği, Federasyon Yönetim Kurulu hatta böyle milli takımdaki hocalarla görüşerek bir formülü ve bir çare bulunması lazım. Yani çünkü hakikaten pro lisansı olmayan bir adama da bir kulübü teslim etmek o da çok doğru olmuyor. Onu da bir takım tartışmalara sebep oluyor ama en azından bir Süper Lig kulübü yönetim kurulu kararıyla diyorsa ki bizim teknik direktör sorumlumuz bu arkadaştır diyorsa o zaman siz de 10 haftalık 20 haftalık neyse ona göre bir ona bir geçici lisans verilmesi benim aklıma gelen ilk formül. Hocam bu haberi ilk patlattınız Oğuz Sarvan hikayesi ve iki gün önce de Hürriyet Gazetesi'de bu tam sayfa oldu. Murat Fevzi Tanırlı'nın röportajı Oğuz Sarvan'a yapmış olduğu bir röportaj var. Röportajı size takip etmişsinizdir. Oğuz Hoca sizin ilk vermiş olduğunuz haberi noktasına kadar doğru olduğunu hepsini tek tek söyledi. Evet. Neler söylersiniz Oğuz Sarvan konusundaki son durum nedir? Yani bunlar çok yazıldı çizildi biz de çok mikrofonlarda da konuyu dile getirdik birkaç defa. Yani Futbol Federasyonu'nun yaptığı yazılı açıklamanın tamamen gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Doğru. Taraflarıyla beraber en ufak bir. Bu da üzücü olan şu koskoca Futbol Federasyonu kurumsal bir kimlik adı altında bir yazılı açıklama yapıyor. Bakın bunu bir federasyon yöneticisi birisine söylese yazılı olmadan, ses kaydı olmadan, görüntü olmadan hani dersin ki ya bu belki yanlış anlaşılmıştır. Belki dolaylı olarak maksadını aşmıştır ama öyle değil. Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde resmi olarak kurumsal kim yazında bir bilgi veriliyor, kamuoyuyla paylaşılıyor ve bilginin tamamı yalan. Yanlış. Tamam. Hı hı. Yani hoş değil. Futbol Federasyonu ya o bildiriyi oradan kaldırmalı ya da bir demeli ki ya burada maksadını aşan açıklamalar olmuştur. Biz bu konuyu bir şeye bağlayalım. Konuyu kapatalım demeli. Ama demiyor. O bildiri orada durduğu sürece ve bu da açıklanan kaynaklar birinci ağızdan
Yani Türkiye'nin çok saygın gazete ve gazetecileri bunları yazdığı, çizdiği, açıklandığı halde bu da bence federasyonun puan kaybetmesine sebep olmuştur. Yani lig başlamadan çok ciddi bir yıpranmaya sebep olmuştur. Onun için Merkez Hakem Kurulu ve Futbol Federasyonu burada çok fahiş bir hata yapmıştır. Hakemlerin nazarında, kamuoyunun nazarında puan kaybetmiştir diyelim. Daha da fazla uzatmayalım bu konuyu. Şimdi bu arada bugünkü maçlarında VAR hakemler açıklandı yayın esnasında. Galatasaray maçın hakemi biliyorsun Erkan Özdemir. Doğru. Evet, VAR'da da Mete Kalkavan görev yapıyor. Oo. Ve AVAR'da da Mert Yücenge. Yine Malatya Spor Trabzonspor maçında VAR'da Serkan Tokat, AVAR'da Ali Saygın Ögel, maçın hakemi Atilla Karaoğlan daha önce açıklanmıştı. Yine bugün Sivas Konya maçında maçın hakemi Fırat Aydınus, VAR'da ise Mustafa Öğretmenoğlu var. AVAR'da Ömer Tolga Güldibi var. Bu hafta Merkez Hakem Kurulu ilk defa bir bayan hakemede, bir kadın hakemede AVAR görev verdi. Soracaktım ben size. Ne diyorsunuz onunla ilgili? Evet, Antalya Göztepe maçında Neslihan Murat Dağ'ına görev verdi AVAR olarak Koray Gencelerin yanında. Ya Nihat Özdemir'in, Sayın Nihat Özdemir'in, Sayın Serdar Tatlı'nın böyle yakın tarihte işte kadın hakemlere yer vereceklerini söylediler Süper Lig seviyesine. Gale Orta vardı zamanında değil evet, mi? Evet, Gale Orta vardı. Ona da hayırlı olsun diyelim. O da yayıncı kuruluşta yorumculuğa başladı. Yani tabii bunun ne kadar tutar, ne kadar tutar tutmaz bunu zaman gösterecektir ama yani ben şöyle söyleyeyim. Bu erkek futbolunda yani kadın bir hakemin böyle çok bir performans göstermesi kolay bir şey değil. Hmm. Yani atlet testleri farklı. Birçok şeyi farklı. Sen şimdi onu gelip orada yönetmek kolay değil. Tek tek istisna örnekler olabilir yani. Çok böyle dikkat çekecek derecede örnekler olabilir. İşte Fransız hakem final yönetti ama yani bunun böyle çok karşılığı olabileceğini, çok böyle ya bizim işte bir Avrupa'da bir lig düşün. Hakemlerin %25'i kadın. Yani bu böyle çok, bu sembolik bir şey. Yani bu bir şey de kazandırmaz. Yani sen şimdi kadın voleybolu ile erkek voleybolunu beraber yapabiliyor musun? Yani karışık veya da futbolu. Yok. Burada da yani şey farklı. Onun için yani bu sembolik bir şey ama yani ne kadar olur, ne kadar sonra ne kadar çıkmaz bunu zaman gösterecektir. Yani düşün ki bu olsa hakikaten çok kadın teknik direktör olması lazım, çok kadın antrenör olması lazım. Olmuyor yani, kategoriler farklı. Dolayısıyla bu bir sembolik bir şey ama böyle bir uygulama yapıldı. Merkez Hakem Kurulu tarafından böyle bazen Dünya Kadınlar Günü'nde veya zaman zaman böyle kadınlara şiddet olduğu zaman böyle sembolik bir takım uygulamalar yapılıyor. Burada kalıyor. Daha da geriye gitmiyor yani. Hocam, ya çok pratik bir kolay bir şey değil. Değil belki. Tabii canım. Kolay değil. Hocam bu akşam tabii sizin de TGRT Haber'de Stüdyo Futbol Ekstra programınız başlıyor. Onu da şimdiden hayırlı olsun diyelim. Neler söylersiniz programla ilgili? Hakikaten çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. 5 gazeteci arkadaşımız böyle gündemi belirleyecek çok özel dosyalar var. Bu akşam özellikle hakikaten çok flash bir program olacağını buradan çok rahatlıkla ifade edebilirim. Hakikaten mesleğine çok aşık, mesleğini çok seven gazeteci arkadaşlar. Dolayısıyla bu akşam saat 23'te TGT Haber'de Stüdyo Futbol Ekstra'da olacağız. İnşallah güzel bir program olur, güzel bir sezon olur. Bütün bizim meslektaşlarımıza, bütün diğer arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Hakikaten Türkiye çok zor günler ve zor şartlardan geçiyor. Bu yangınlar olsun, seller olsun. Yani içeride dışarıda bir takım sıkıntılarla karşı karşıyayız. Yani insan böyle futbolu da ne kadar konuşmayı böyle iştahlaya bunu konuşalım. Bu da biraz kolay değil. Yani şu ekranlardaki o görüntüleri, o seli, daha önce yangınları gördükçe insanlar, bizler, insan hakikaten üzülüyor. Belki tabii hayat devam ediyor. Belki bunları da konuşmak futbol da bir şekilde olacak ama yani onları da aklımızdan çıkarmıyoruz. İnşallah bu yaralar bir önce sarılır. İnşallah. Bizden daha iyi, daha imkanlar olur, daha güzel günler yaşarız. Bunları da unutmamak lazım. En azından o acıları paylaşıyorum, paylaşmak lazım. Evet, hattımızda Ömer Faruk Ünal vardı. Hocam yerimize bağlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal hocamızdan da son detaylı bilgileri aldık. Özellikle Adana Demirspor Fenerbahçe maçtaki penaltı pozisyonlarıyla ilgili de net bilgileri aktardı. İki pozisyonda da penaltıyla uzaktan yakından alakası olmadığını söyledi. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.